Dostlar, namun mekanlarda cemaatı kumaycı saatte çarpıştı. Kumaycı. Kumaycı. Bizlerin cemaatına bizde Utkırkek Mirza yetkilerdi. Sarkı yetkilerdi. Bu apa başkana hallerden mi? Şimdi ham çarpışma. Ham namıdan? Ham namıdan. Bazı basitlerdi. Geçen muhakkak makbul yalnız, sürt hayatı, maske masaları, anahtar malı, anahtar kişi geldi. Demek sürt hayatı adımlardır, 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 Yerlerden cemaatin yarısı kararlı, evvelden dostlar adlandırılan kabuğuydu. Özbekistan Respublikası Erkek 165. Vada Öncesi Erdoğan'dı. Vazirin Türkiye'de sorunlu Vada Öncesi Erdoğan'dı. Erdoğan'ın sorunlu Sattuari Patabik, Abdurman Mönzadan Sürt Komukaması Cemaat Mersi, Sıfatı Işıtlar Geçişi'ye cevaplanırsın. Dostlar adlandırılan kabuğuydu. Özbekistan Respublikası Erkek 144. Vada'sı Nazar Turan Kumaş'ın tutma mazbetleri düşündürülsün. Aldığım tatlı ve keva. Can veriniz aldığım tatlı. Allah razı olsun. Demek sizin Özbekistan Respublikası Hazırlayan Tasar Kulübüsü'nün 44. Mahkemesi'ndeki bu mazbetler için türlerdi. Siz Sud Mahkemesi'nde iştirak edildikken İsmatörlerden tanıştıklar, tarifatmanın yetişkiler, oğulların keşişler, iştirak yetişkiler, ırkımasının bir yetişkiler, tarifatların zorlarlarında söz geçtikler, surların oksaydıken, ırkımın cevaplarının yenginden sorgan, oğulardan üstünde sütge, tüm gelişki haklısız. Şimdi de süt muhtemelisi iştirak yetişi cevaplamında, cemaat kırdaşması yakın, cemaatın fikrinin sütte bayanılışı, ve işinin sütlansının ahvalının yenginden sorucu, oğulların anlatmasıyla, Kurmaklar şartlar, fikirler öncesine haklısız. Canım, bakın. Demek Sud hayatı o cahide masraflaşıp, Sud muzakaralarına bu işe hazır kıladı. Buna tarafla bu zaman sözü geçiştik başlayımız. Demek, boyunca şikayet götürürken, cilen pasaklamanın içeriğine şikayet götürürken, tarafımızın sunduğu kararlar başlanan bir vatasını davranmaktadır. Matemat davranmak, muzakere sürü sizde getirdim. Kurmaklı süt hayatı minde iltimaslamı bu? Matemat. Mümkün. Matemat. Kurmaklı süt hayatı min hazır günde kasarlıkım sabahını hazır işte iştirak yetişim cüdakı iyi böyle yaptı. Sağlık mazasıyım çünkü ben birinci muzakere kadar gittim. Hazır ve oturuşumam kıyınlaşıp gitti yaptı. Davlan. Karşıya gidiyor mu? Olmurat. Bitir olsun. Bitir olsun. Olmurat. Bırak olur. Kırneşten. Bitir olsun. Atari. Sat tarih. Muzakara sözünün başa sıkıntı. Usta soru yazdı. Usta soru yazdı. Adakatlar da yaptı. Kuşma. Sat tarih aldım. Sat tarih aldım. Ya diyorsun bunu aldım. Şöyle. Müzakarasını menden boşlanmayınız. Bana özüm de fikrimde kısıta etmemem. Ve yazım araçta kurmaklamam. Takım etmemem sütka. Hürmatlı süt hayatı. Otabik Satoğlu'nun cinayet işi boyunca men Cabrınavçı'da şokolar tıkkanda Burdayıflarda Tondi hukuklarını hımaya kılıp gelgemen birinci baskı sütüldü de ve apelyasyalı sütü deyem hımaya kılıp gelgemen. Biz birinci başkı sudunu hukukudan razımız ve adalarlı hüküm çıkarırken, kanuni ve adalarlı hüküm çıkarırken soplayımız. Sebabı biz o birinci başkı sudu da hem de apelyasyada sudu da hem
o'zimizda o'sha e'tirozlarimizni haqiqatdan ham Otabek Sattoriy tomonidan qilingan noqonuniy harakatlarni dalil va isbotlar bilan to'liq o'sha nima qilib berdik, isbotlab berdik. Birinchi bosh sudda ham hamda apellyatsiyada. Apellyatsiyada masalan aytadigan bo'lsak, Shoqulatovga tegishli bo'lgan ikkita uyda Otabek Sattoriy tomonidan ta'sib ostida olinganligini isbotlab berdik. Uni sifatimizga o'zining jabrlanuvchining ko'rsatmalari hamda guvoh sifatida so'ralgan Xudoyberdiyev Isroil Guriyevni ko'rsatmalarini misol qilib ayta olaman. Bu sudlanuvchining himoyachilari yoki o'zi tomonidan keltiriladigan o'sha e'tirozni men taxmin qilib turibman. Taxminim notarisni so'rayotganiga mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi. Mana notaris haqiqatni aniqlab berdi, yo'q, bu yerda notaris hech qanday haqiqatni aniqlab bergani yo'q, chunki Shoqulatov to'lqin notaris haqida hech narsa degani yo'q, chunki notarisga borib meni ta'zim ostida o'sha uyimni oldi deb aytdim degani yo'q. Men notarisga hech narsa demaganman, o'zim haqiqatdan ham o'zim xohishim bilan borganman deb ko'rsatma berdim. Ikkinchi epizod, ikkinchi e'tirozlar bo'yicha o'sha Otabek Sattoriy hamda himoyachilar tomonidan 20 ming dollar haqida gapirildi. Hurmatli sud hay'ati e'tibor berishlarini so'rayman. Mana birinchi bosh sudi 2 oy davom etgan bo'lsa, o'sha 20 ming dollar haqida hech kim hech qanaqa 20 ming dollar degan so'zni o'zi ishlatilmagan edi. Apellyatsiya sudiga kelyapti-da, bular 20 ming dollar berganmiz, mana shundan shuncha pul bo'ldi deb e'tiroz bildirishyapti. Yo'q, 20 ming dollar haqida bo'lmagan gap. Shoqulatov to'lqin yolg'on gapira olmasligi sababi mana shu yerda aytishi mumkin edi. Qachon 20 ming dollarga oldim deyish mumkin edi. Lekin haqiqatni aytyapti. Men o'sha 20 ming dollarda pulni oldinga nima haydali degan quruvchidan olib kelib bergunimga qadar ushlab turing degancha ushladim, to'g'ri ertasi kuni berdim deb e'tiroz bildiryapti. Bularni inobatga olishlaringizni so'rayman hamda o'sha birinchi bosqich sudida Shoqulatovga qaytarilgan ikkita uyni o'sha asosda topishlaringizda bor. Otabek Sattoriy tomonidan to'langan 234 million qaytarilishi haqida hukm chiqarilgan. O'shani ham asosi deb topishlaringizni so'rayman. Bundan tashqari ikkinchi himoya ostidagi Turdiyev o'tkir bo'yicha ham Turdiyev o'tkirda o'zini so'rog'ini aytib o'tdilar. Faqatdan ham mendan 10 ming dollar so'ragan deb, lekin bu kishi o'sha kuni kasalliklar, covid kasalliklar kasallanganda shu uchun balki o'sha kuni hayajonlanganda boshqadir, lekin o'sha fikrni yetkazib bera oldimi yo'qmi bilmadim. Bizda o'sha epizod bo'yicha aktiv guvoh Qayonov Hasan aka. Qayonov Hasan aka, men kecha kasal bo'lsam-da ijtimoiy tarmoqda o'tishini ko'rsatmalarini ko'rdim. Haqiqatdan ham o'sha isbot qilib berdilar deb o'ylayman. Men borganimda mendan 10 ming dollar so'radi. Aytasan gaplanga deb aytdi deb u kishi konkret aytdilar. Bundan tashqari gaz bo'yicha matbuot kotibi ham ko'rsatuv berib o'tdi. Matbuot kotibi Aziz Mashqatov ham o'zini ko'rsatuvlarida aniq matnni aytib o'tdi. Haqiqatdan ham Otabek Sattoriy unga Telegram messenjeri orqali SMS xabarlarni jo'natganligi, haqiqatdan ham borib kattangga aytasan, kattang kattaganini olib kelsin, mana shu o'tkirga, Turdiyev o'tkirga 2 kun muhlat berildim, lekin qo'yib qo'ydi degan joylarini, hamma o'zimiz sabablarini to'liq tasdiqlab berdi. Hurmatli sud, ushbu yuqoridagilarni inobatga olgan holda Muzrabot tuman sudining 2021 yil 10 may kunidagi hukmini o'zgarishsiz va sudlanuvchi Otabek Sattoriy va himoyachilar tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmasdan qoldirishlarini so'rayman. Shuningdek, ushbu sudda hurmatli sud kuzatuvchi sifatida qatnashgan va sizlar tomoningizdan ogohlantirishlaringizga qaramasdan sud protsessini yoritib borgan blogerlarga nisbatan ham qonunda belgilangan tartibda munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Endi men avvalambor apellyatsiya, o'zim apellyatsiyamda 5-4 bo'yicha kiritganman. Apellyatsiyada ko'rsatilgan barcha holatlarni to'liq qo'llab-quvvatlab qanoatlantirishingizni so'ragan bo'lardim. Yana qo'shimcha bir-ikkita holatlarni haqida gapirmoqchiman. Birinchi epizod Bochim Qurayev epizod, Elbozor epizod. Endi bu yerda dastlabki tergov organi tomonidan Otabek Sattoriyga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasining 1-qismi bilan ayb e'lon qilinyapti.
Yani kovamacılık, Cüneyt Şubucat'ı yüzdesinden yapıradığım olsun. Loçun Kureyev'i özü yok ki yakın karandaşları için sır saklanışı lazım olduğun mermatını aşkar kılış ve ki tak açıdan korktu. Bundan Grandur maddi boyayı talep kıldı. Ayrı bir mahkum etti Cüneyt işi boyunca. Birinci baskısı diyen, bu düşünce bu halat boyunca Atabek Sattar'ın ayrıldı tabi Cüneyt işi yüzdesinden ceza verildi. Lekin Cüneyt işi hüccetleri de Grand'da esaslandırıcı yani Lacun Kureyfi özü yok yakın karabaşları için sır saklanışı lazım bugün bana mende delili aşkar kılıçtan korktu deyken Grand'da delil yok Cüneyt işi hüccetleri de. Eğer de Batabek Sattari'nin işin tıkan hat karakatını yürüdük çıkartan kvalifikasyon kılıç kereyi buladığından bulsa belki bu hala yüzeysen Cüneyt Kodeksinin 168. maddesinden kvalifikasyon kılıç mümkündür. Lekin 165. maddasiga umuman tortmaydi bu holat. Shu bilan birgalikda mana 30-chi chislo kuni tadbir o'tkazilyapti. 1-chi chislo kuni Otabek Sattoriga yonida hech kim yo'q bo'lsa ham bir guruh shaxslar tomonidan oldindan jinoiy til biriktirib jinoyat sodir qildi deb ayblanib, sanksiya olinadi. Lekin jinoyat ishi bo'yicha jinoyatda ayb e'lon qilish to'g'risidagi qarorda Otabek Sattori aynan kim bilan qanday jinoyat sodir qildi, qanday holatda, vaqti sodir, to'liq narsalar ayblanib qilish to'g'risida qarorda ko'rsatib berilmagan. Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum qaror talablariga ko'ra sodir qilingan jinoyatni vaqti, soati, qilish usuli ayblanib qilish to'g'risida qarorda to'liq bayon qilingan bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda mana jinoyat ishi yuzasidan 29-chi chislo kuni soat 4:25 diktofonni berish 30-chi chislo kuni soat 15:30 diktofonni qaytarib olish to'g'risida bayonnoma tuzilgan. Lekin bari 29-chi kuni beribdi, 30-chi chislo kuni qaytarib qoldi. O'sha holatlar to'liq o'rganildi. Nima uchun jinoyat ishi hujjatlarida o'sha diktofon yozuvlari yo'q? Nima uchun o'sha jinoyat ishi hujjatlarida diktofonni stenogrammasi yo'q? Agarda diktofonda Otabek Sattori haqiqatni aytgan bo'lgan edi, mana mani qo'limda bunaqa zapis bor. Mana shu zapisga edi, shu aytgan telefonni olib kelib bermasang, zapisni chiqarib sharmanda qilaman deganda boshqa gap bo'ladi. Chunki u diktofonda bu yerda bunaqa gaplar umuman bo'lmagan. Shu sababli mana apellyatsiya sudiga dastlabki tergov organi o'sha diktofon yozuvini taqdim qila olmadi. Keyingi masala, Lochin Qureyev tomonidan taqdim qilingan disk bor ekan, endi hozirgacha bo'lganini nima qila olmadi. Lekin jinoyat ishida ham diktofon yozuvlari nimada disk taqdim qilingan diskdagi yozuvlari ko'zdan kechirish haqida bayonnoma tuzilibdi. Lekin u bayonnomada bu diskdagi yozuv qayerdan keldi? Kelib chiqish manbasi aniqmi yoki yo'qmi? Bu protsessual qonunchilikka asoslangan holatda oldindan ariza berilib, to'liq zapis qilinib olingan maqbul dalilmi? Agarda maqbul dalil bo'ladigan bo'lsa, jinoyat ishida dalil deb e'tirof etish mumkinmi yoki yo'qmi? Bu savollar hammasi ochiq qolib ketdi. Dastlabki tergovda. Jinoyat ishi yuzasidan o'sha taqdim qilingan disk dalil deb e'tirof etilmagan. Shundoq ekan, birinchi epizod, ya'ni Lochin Qureyev tomonidan berilgan ariza yuzasidan to'plangan dalillar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarori talablariga asosan nomaqbul dalil topilishi hamda bu epizod bo'yicha oqlanishi lozim degan fikrdamiz, hurmatli sud. Bu to'g'risida to'liq ro'yxatni taqdim qilamiz. Shu bilan birgalikda men birinchi bosqich sudi davrida fuqarolar murojaatlari to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqib yozilgan arizadagi holatlarni to'liq tasdiqlovchi hujjatlar hammasini sudga taqdim qilganman. Jinoyat ishini 6-7 tomlarda turibdi. Shular ham masalalar bo'yicha to'liq o'rganib, bu holatlarga chuqur masalalar bildirishingizni so'rayman. Ikkinchi epizodimiz, ya'ni uy epizodi. Mana hamkasbimiz hozir aytdilar, notariusi bahona qiladi. Notariusi gapi bilan oqlash so'raydi. Aynan notariusi gapi bilan emas. Jinoyat ishi hujjatlarida jabrlanuvchi tomonidan o'zi dastlabki tergov organiga taqdim qilgan ikkita kvitansiya bor. Agarda bu summa bilan jabrlanuvchi sud majlisida birinchi bosqich sudida talab qilgan summani solishtiriladigan bo'lsa juda katta farq bor. Ya'ni Otabek Sattor endi uchinchi vazifasida aytyaptilar, nima uchun birinchi bosqich sudida 20,000 dollar haqida gapirmadi? Biz birinchi bosqich sudida 20,000 dollar haqida gapirishimiz mumkin edi. Lekin
iş olma geldiğiniz için bu halatların tekstler yok, bu tip getirmesin. Apelyasiya açamız bu halatı. Dip, iş ançımız kamur bu geldiğiniz için biz açmayalımız bu kadar. Bana cevabım için, özü gelip, hakikatte sizce dolar, 20 bin dolar, 34 milyon kur verirken ben de geldi, hem bu kadar gelmedi, özü yapıyordum. Bu birinci halat. İkinciden, bana dolar, baş, birinci baskısı da devrede, ben de Toshkent şehir hakimi Kuday verdiği basın mutkız gelinden keyin ben şu bilgilere bir işe mezun olduğundan dolayı bana video zarfısı hem mezun turuttu. Benim onların internet oradan ister ya adam açık görüşümü mü? Ben savaş rakıya var. Yani bana bu sub meclisi de bize Termiz şehir hakimi Kuday verdiği bu soru kıyanımızda buraya yaptılar. Yok ben teklif kirettim. Çünkü hazır ki günde Termiz şehri turist 17'den artık köp kavati üyelerdeki üyeler satılmıyor durdu. Tedbirkarlar onu arkasından kredit alıp hazır zararlı işle yaptı. Bu şeyin için ben teklif kirettiğim zahalde o razı oldu. Dur beni kur gezmeni verdi. Geç kanada ben cebirlenmişe basın bu kızken yok yaptı. Şimdi bundan taşları bana notarius geldiler. Hakikatte buraları muamele gelen avukat ilgini, ruhi kalmaktan hemen doğru kurganı çıkardıklarını, özleri razı olup şu satır geldiğini hem de aynen Cüneyt işine takdim kılınken kivitansiyadan notarius hem takdim kılınken ilgini kursatı gittiler, nuskasını kursatıyor. Şimdi bir de oraya savar bakalım. Cüneyt işinden aynen nasıl nuska, notarius hem aynen nasıl nuska. Çıkamadık ama hem nasıl takdim, çiz basayım, sunmasayım takdim. Otobüs hep olarak yaptı bana. 20 bin dolar, 34 milyonu Amerikalı investor ismini miydi ona? Steve. Amerikalı investor, ben tercüman bu geldiğim için o şey Steve ile bir gerekli olarak bir yerden pulu da yaptı. Demek pulu aldı, öz kalkışı bile özü notarius yaptı. Notarius gibi var, adı sattığını resmileştirdi. Otobüs sektörü şu esası da kadastro hücretlerini resmileştirdi. Hazır günde özünün oldu. Bir de kanadamız var. Hani yanında yaptı ki, beni videonu alıp video koyuş bile korkuttu. Korkutken olsa kanı cüneyt işi doğuşa geliyor. Onlar nasıl korkuttu? Köçedeki yotken o sürü videoyu alıp koyu varsaya beni kette celime düşüyor gözle. Kanı o şey köçedeki o sürünü zarpısı tam. Ne için destek bir tergi organı? Otobüki telefonunu attı. Üyeden kompüterlerini attı. Tıntı ötkızı, tehlike vasıtalar hem resesini atışıp getirdi. Ne için şunları içinden takmadı? Ulan ya mutakassiz teyirleyken, mutakassiz de o şey kudar iş kılıngelerden vasıtana bittikten bana cümleç kudretlerden nasıl tuttu. Lekin aynen, kurucu şokolatı fır, kıyan her terekette, yok ki yaşayan o şey kuruluşta kıyan hatası bu içe. Ne için drone da video çıkmadı eğer de bu ağız. Bu epizod fakat tahmin ve ferazlar esasıdır. Aynen otobik sektörünün ayda kılıç, hem de onu şu madde ile cevapgarlıkla tartıladığımızda köp bir müddet vazgeçtikten mahrum kılıç cezası küçük maksada da kılınken deyen fikirleriniz kurmadı. Eğer de hakikaten hem şapolatıkı, korkutup, şantaj kıyken bu yeri de o eşya bir delil topulken hem de cüneyt işi hüccetlerine ilave kılınken bulardı. Hem de cinayet işini kvalifikasyon kılıç devrede o şey topulgan bo'lganida o'sha dalil ko'p. Shoqulatov shaxsiy hayoti bo'yicha tahdid qiluvchi materiallar yoki tadbirkorlik faoliyati bo'yicha tahdid qiluvchi materiallar yoki o'sha Shoqulatov yaqin qarindoshlariga nisbatan tahdid qiluvchi materiallar. Bu narsaga aniqlik kiritilgan. Bu holat yuzasidan lingvistik ekspertiza tayyorlangan. Bu yerda haqoratomuz yoki insonning shaxsi qadr-qimmatini kamsituvchi yoki uni hayotiga ertaga ochiqlangan taqdirda hayotiga xavf soluvchi ma'lumot bor yoki yo'qligi to'g'risida qonunda belgilangan tartibda ekspertiza tayyorlanib isbotlanishi kerak. Birinchidan dastlabki tergov organi ham birinchi bosqich sudida ham bironta dalil bo'lmasdan turib faqat bitta jabrlanuvchini hakazaniyasi bilan ko'rgazmasi bilan otabek sattori ushbu modda bilan ayblanib topilgan. Bu mutlaqo adolatsizlik hurmatli sud. Agarda dastlabki tergov organi hoziran, qarayam kechamiz, hoziran sudga mana Shoqulatovni shaxsiy hayoti bilan bog'liq bunaqa video syomkasi bor ekan. Agarda ochiladigan bo'lsa, Shoqulatov hayoti butunlay ostin-ustun bo'lib ketadi. Yoki tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bunaqa ma'lumoti bor ekan. Buni ochsam butunlay ostin-ustun bo'lib ketadi deb qonunda belgilangan ekspertiza xulosasi bilan olib topshirsam, biz ikki qo'limiz ko'tarib chiqib ketdik. Bu yerda faqat hokimi ko'rgazmasi bilan birinchi bosqich sudini o'tkazdik.
Lekin bana Kuday Bey deyip aytadı, lekin ben hiç kanaka basılı kızgın canım yok. Fakat terimiz şartta da hazır günde. 417'den artık öyle satırmayı durduğu için satış niyeti var ya ki yokluğuyla doğrusu da ben teklif bildirge vaktimde teklifimi kabul edip bunu ötkızı verdi. Hop, ana 20 bin dolara mı aldı? Birinci kuruluşuyla kurup barıp çıktı. Ortada üç tarafına hakimiyet, sattariler var ilerisi, kuruluşu ortası da göze kilişi koptu. Demek, Vazirlar Mahkemesi'nin protokolü esasında buzulgen bir üyeliğe kapatır. Vazirlar Mahkemesi'nin protokolü de buzuladigen olsa, üye tri miktarda kompensasyon koplaş, hem de koşa cahide barbanite, telekomünikasyon, tolu koşa halatıge tri miktarda ücret bilen temeler meselesi koyuluyor. Bundan taşları, Uzbekistan Respublikası Yer Kodeksinin 36. maddesidir. Umrbod egalik qilish huquqi bilan berilgan, meros bo'lsin, oldi-sotdi bo'lsin, uy joyi buzishda albatta sud tartibida hal qilinadi deyilgan. Lekin o'sha paytda sudga murojaat qilingan vaqtda sud uy joy buzilishiga rad javobini bergan. Bundan ham ko'rinib turibdiki, bu Otabek Sattorovning uyi go'yoki ataylab buzilgan va o'rniga o'xshagan necha kvadrat deymiz? Günümüz 4 defa aydınlar. 200. Hazır. 210 kvadrat metre. Umumi meydanı, yaşayış meydanı hem de koşunca kocalıkları bilen konular sokuya geldi. 210 kvadrattan yukarı bölgen 3 ay bozuklaşak. Oraya bir konar ve kenarı bölgen. Lekin, o şey esas konu alengen, değil mi diyen? Vazirlar Mahkemesi'nin kararı diyen, eğer de rastlanan su ruhsatından buzula diyen olsa, teyin miktarda, 210 kadar miktarda, böyle bir güce bir ilişkiler yok. Hazır, o tabi, hem iki tane güden azarı, hem yenge verirken doğumla, hem onda kanali yararlı yok güden azarı. Bitti adamı tahmin edilir, esaslanan kol gezmesini. Bu kalat mutlaka adaletsizlikle sahibine hormat etsin. Bu epizod boyunca cümlet işler bironta makbul dalili o'zi yo'q. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sud hukmi to'g'risidagi qarorida sud majlisida to'liq tekshirilgan, aniqlangan dalillarga asoslanishligi hamda dalillar makbulligi to'g'risidagi qonun talablarida qonunda belgilangan tartibda to'plangan, aniqlangan dalillarga asoslangan bo'lishligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Shu Oliy sudda ikkita plenum kararı talepleri yukarıda ülkemizdeki birinci epizod, ikinci epizod boyunca bu kanun talepleri toparlı işte buzulgen. Eğer de Uzbekistan Respublikası Oliy sudi delilen makbulligi to'g'risidagi plenum kararı talepleri yer ruhaya koyduğun kolatla söylediğin bu sefer iki epizod boyunca orta bir sert tabi okumamış gerek. Şimdi üçüncüsü gaz idare. Turdiyev Ötker meselesi. Turdiyev Ötker epizodu boyunca katta atagan olib kelsin degan so'zlari asosini olib kelishyapti. Xo'p, jinoyat ishi bo'yicha aynan o'sha katta degan kim? O'sha katta degan dastlabki tergov davrida, sud tergov davrida chaqirib so'roq qilindimi? O'sha katta degan odami haqiqatda 10 ming nafar bor ekanmi? Bu to'g'risida biror dalil yo'q jinoyat ishi. Agar to'g'ri tekshirib chiqadigan bo'lsa. Endi Qoyonov degan guvohimiz keldilar. Birinchi bosqich sudida aytdilar. Biz mashinaning orqasida o'tirdik, mana videoda turib hammasi. Mashinaning orqasida o'tirdik, salfetkaga yozib berdi dedilar. Endi bu to'g'risida masalan, kabinetda o'tirganimda Nasim Xolib kirib borgan, Qirichbek kirib borgan. Aynan shu bo'yicha o'zim eksperiment o'tkazib o'tirgan vaqtda mana men yozib ko'ryapman. Hech qanday salfetkaga yozish yo'q ekan mashinaning ichida. Deb men birinchi bosqich sudlardan keyin intervyu bergandan keyin hozir yana boshqa ko'rgazmaga o'tdilar. Go'yoki Otabek yozib olmoqchimiz. Otabek uydan agar yozib chiqadigan bo'lsa, nima qog'oz yo'q ekan, olaman deb insonga safetga yozib olmoqchilar ekan. Mayli, yozib chiqdi deganda ham qani o'sha dalil jinoyat ishi bo'yicha. Jinoyat ishi bo'yicha qo'pilib, ashyoviy dalil deb e'tirof etib, jinoyat ishiga qo'shilganmi? Yo'q. Bu yerda faqat bitta guvoh go'yoki so'radi, ikkinchisi mendan so'radi. Xo'p, agarda o'sha SMS-ga ham munosabat bildiradigan bo'lsa. Nima uchun jinoyat ishi bo'yicha kattang degan bo'lsa, o'sha gazetalarni kattasi emas, berdi jarayon uchun. Ha, kattasidan so'rayapti. Turdimo bo'tkirdan so'ramadi-ku agarda so'ragan bo'lsa. Aslida so'ralgan holat bo'ladigan bo'lsa, bu holat yuzasidan
Nümunçu sonra yani yetersi yok, ya boşu günün gözü de yok. Bunlar da tergi organı gel, koku muhafaza kuruluşu organlar gel, Ariza bile muracaat kurup, tedbiri kısırmadı, tahlikat kodları sonra yanmasın. Bana özünü kuru yazması da, payonu pamayet yaptı, turdiyonu pamayet yaptı. Ben otobüs sektörü, üyge ki yavaht otobüs sektörü ulega it yaptı. Eğer bu otan keseyim, ben toktatmayayım, çıkaramam milyon dedi. O, hakikatte otobüs sektörü bunca. Otan keseyim, çıkaramam dedi mi? Demek ulardan hiç kanada maddi manfaatlar tarafı yok. Maddi manfaatlar tarafı olsa yeterli. Yok, ben de şu kulak keseyler, ben sana çıkarmayayım kuramam. Degen olardı, ben çıkarmaz diye. Bu epizoddan fakat tahmin ve farazlardan ibaret. Cüneyt işide bu halatı tasdiklovchi bironta eşyavi dalil o'sha safetka degan bo'lsa safetka yoki bironta diktofon yozuvi haqiqatda 10 ming AQSh dollari talab qilgani bu holatlar umuman mavjud emas. Shu sababli hurmatli sud bu epizod bo'yicha ham to'liq oqlanishini so'rab qolamiz. Endi yana ikkita epizod qoldi. Bu onkologiya epizodi hamda narbayon epizodi. Bu holat yuzasidan apellyatsiya shikoyatimda to'liq ko'rsatganman. Endi bu yog'ini mana hamkasimizdan olib qoldiradi. Bular kelgan shikoyatga yozilgan holatni ham to'liq qo'llab-quvvatlayman. Endi shu bilan birgalikda hurmatli sud. Mana men suddan so'ragan edim 66 primer masalasi bo'yicha. Ya'ni guvohning advokati jabrlanuvchini advokat bo'lishi mumkin emas. Lekin jinoyat ishida mana hamkasimiz tomonidan ta'lim qilingan uchta guvoh, uchta order bor. Bu holatda ham endi qonunda belgilangan tartibda o'z bilan masalaga munosabat bildirasiz. Sababi o'sha vaqtda yo nima ariza solinadi, guvohi yoki o'zlariga tarafi rad qilish huquqi tushuntirilib, qaysi tarafdan rad qilish kerakligi to'g'risida ular fikr olinadi. Ular faqat hammani ma'lum himoya qilaman dedi, shundan to'xtatildi. Bu holatga masala quyida baho berasizlar. Men Otabek Sattoriyni hozirgi e'lon qilingan 5 ta epizod bo'yicha 165, 139 u holatlar bo'yicha to'liq oqlashingizni so'rayman. Birinchi epizod bo'yicha agarda telefon olgan holati haqiqatda qolam dedigan bo'lsa, balkim 168 bo'lishi mumkin. 165 ekanligini tasdiqlovchi bironta dalil jinoyat ishi hujjatlarida mavjud emas. Dastlabki tergov vaqtida o'tkazilgan tadbir hammasi jinoyat protsessual kodeks talablari qo'pol ravishda buzilgan holatda qolib o'tirgan hamda o'sha diktofon yozuvlari jinoyat ishiga ilova qilib berilmaydi. Agarda jinoyat ishiga ilova qilib berilganda, mana bugun hozir sud baho berishi mumkin ediki, o'sha diktofonni ko'tarib, mana mana so'zi bor ekan, chunki u ofitsialni ariza bilan olgan. Otabek shu olib bermasang, bundoq qilaman, bundoq qilaman degan so'zlari bor. O'shaning uchun 165 qo'yilibdi degan yakuniy xulosaga kelsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Men Otabek Sattorovni to'liq oqlashingizni so'rayman. Rahmat. Mani bo'lmoq ishlar. Assalomu alaykum, hurmatli sudlov. Hukumat maqsadida bo'lgan Otabek Sattoriyga oid bo'lgan ish yuzasidan muzokaralarni bildirishdan oldin shu ma'lum qilmoqchi edimki, nafaqat mening so'zlarimdan, balki barchamiz guvoh bo'lganimiz kabi guvohlarning boshqa protsess ishtirokchilarining ko'rsatmalaridan ham u kishiga tergov organlari tomonidan e'lon qilingan ayb qanchalik noto'g'riligini, bir tomonlama olib borilganligini, faqatgina ayblashga asoslanganligini, afsuski dalillarni hech qanaqa qonunchilik buzilganligi holatlarini ko'rishimiz mumkin. Mening so'zlarim faqatgina so'z bilan emas, balki birinchi instansiya tomonidan aynan shu holat bo'yicha uchta holatni oqlanganligi va tergov organlariga nisbatan tegishli tartibda xususiyatini chiqarganligi bilan tasdiqlanadi. Endi qolgan holatlarga o'tadigan bo'lsak, hurmatli hamkasbim aytgan ikkita holatdan boshlayman, ya'ni himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriyni Jinoyat kodeksining 139 moddasining tegishli bandlaridan ayblanganlik holatlar bo'yicha unga ayb e'lon qilingan ayb tasnifiga to'xtalar ekanman. Birinchi o'rinda ushbu moddaning dispozitsiyasiga ahamiyat qaratishlaringizni iltimos qilaman. Jumladan to'qma, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish deyilgan. Mazkur moddaning dispozitsiyasiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, bu yerda jinoyatning obyektiv tomoni, ya'ni bila turib tarqatilishi kerakdir. Vaholanki, sud tergovi davomida biz biror bir
dalillar aynan himoya ostida bo'lgan Otabek Satoriy tomonidan ushbu iqtibolar, jumladan Ahmedova Maskona va ikkinchisi Narbayeva Nasiba bo'yicha uning bila turib tarqatganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'qligini yoki tergov organlari tomonidan taqdim etilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Ahmedova bo'yicha to'xtaladiganman, u bo'yicha internet tarmog'iga chiqqan video tasvirni ko'rish davomida mazkur video jami uzunligi 10 daqiqa 40 soniya davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda jinoyat ishining 6-jildi 54-58 betlarida aynan shu murojaatlar bo'yicha tegishli Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasining 2020 yil 14-sentabrdagi moliya bankga ko'maklashish xodimlari bilan bir qatorda o'rganish o'tkazilganligini va o'rganish davomida aynan shu video tasvirda Ravshan va aytgan holatlar to'liq tasdiqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan kelib chiqib, aynan Ravshan tomonidan bildirilgan fikrlar tuhmat emasligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana shu holatga aloqador ta'kidlar bo'lmoqchimanki, aynan jinoyat ishining 6-jildi 66-68 betlarida shu holat bo'yicha Respublika nazorat inspeksiyasi Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan va mas'ul boshqa tashkilotlarning mas'ul shaxslari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va ushbu holat yuzasidan 2018 yil 7 sentyabrda rasmiylashtirilgan ma'lumotnoma bilan ham aynan Ahmedovaning harakatlari, ya'ni Ravshan aytgan holatlar tasdiqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda hukumatni sudlov hay'atida ahamiyat qaratishlarini so'radik. Shu holat bo'yicha so'roq qilingan Ahmedovaga ham shu bo'yicha berilgan savolga, jumladan u kishini video tasmada Ravshanova uni haqorat qilganligi holat bo'yicha nima deyishini so'raganimizda haqorat qilmadim deb aytdi. Lekin vaholanki aynan shu video tasmani e'tibor qaratishni so'rayman. 5-chi daqiqasi 41 soniyasidan 6-chi daqiqasi 1 soniyasigacha aynan Ravshanovani haqoratli so'z bilan haqorat qilganligini eshitish mumkin. Shaxsan o'zim ham shu narsani eshitdim. Bundan kelib chiqib qayerda bu yerda to'xtam bo'lishi mumkinligini tushunarsizdir. Vaholanki ushbu video tasmada mening himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriy aynan Ahmedovaga oid bo'lgan biror bir fikr bildirmagan. To'g'ri savol bergan. Bu esa o'z navbatida to'xtam emasligidan dalolat beradi. Shu holat bo'yicha ikkinchi holatga Narbayevaga to'xtalmoqchiman. Ushbu holat bo'yicha video tasmani internetdan olib ko'rganimizda ushbu video tasmaning uzunligi 11 daqiqa 1 soniya davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda umuman Otabek Sattoriyning ko'ringan, nafaqat ko'ringan, balki ovozini ham eshitmaslik mumkin. Ushbu video tasmaning 1 daqiqasidan 15 soniyasigacha Boqiyeva so'z bildirgan. Undan keyin qolgan barcha joyida faqatgina Narbayeva o'z fikrini bildirgan. Kimdir sanchisiga holat qo'yib berilgan. Ushbu holat bo'yicha Narbayevani so'roq qilganimizda u kishini shaxsan o'zi tan olganligi sababli ovozini eshitmadik. Lekin o'zlari tan olganligi hukumatni sudlov hay'atiga ushbu holatga huquqiy baho berishga yetarli deb hisoblayman. Ushbu video tasmani eshitish davomida uning tegishli muzokara so'zimizda daqiqalargacha ko'rsatganmiz, qachon qayerda pul so'raganligi, pista so'raganligi soniyasigacha ko'rsatilgan. Bu muzokara so'zimizda aniq ko'rsatilgan. Tabiiy savol tug'iladi. Buni nimasi to'xtmadi? Kimdir zapisdagan narsani internetga qo'yilishi, shaxsning o'zi gapirganligini qo'yishi. Shu holatga ham ahamiyat berishni so'raymanki, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishini tergov qilish davomida jinoyat ishining 3-jildi 305-chi betlarida tergov organlari tomonidan 2021 yil 21 fevralda jinoyat ishining bir qismini material tariqasida ajratish to'g'risida qaror mavjud. Hurmatli hamkasblarim, o'tgan safar shu holatga to'xtalib yo'q, boshqa holat deyishga harakat qilishdi. Vaholanki ushbu hujjatga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, aynan bu yerda Ahmedova va Narbayevani holatidan chiqib, Ravshanova va Voqidovalarning harakati alohida ish yurituvga ajratilib, ularning harakatlariga huquqiy baho berish belgilangan. Tabiiy savol tug'iladi. Shaxsan insonlar videoda chiqib gapirganligi holati bo'yicha hali ularning harakatlariga huquqiy baho berilmasdan, to'xtam yo'qligi aniqlanmasdan turib, ularni videoga olgan odam va internetga qo'ygan odam qanday to'xtamchi bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda ularning harakatlariga baho berish kerak emasmi? Shundan kelib chiqib, birinchi o'rinda ularning harakatlariga baho berish, ularning harakatlarida to'xtam alomatlari mavjud bo'lganidagina keyinchalik 139-chi modda o'qiganimdek dispozitsiyasiga ahamiyat qaratib jinoyatning obyekti bo'lgan bila turib agar Otabek Sattoriy haqiqatdan ham bila turib shuni tarqatgan bo'lsa undan keyin javobgarlik masalasi ko'rilishi kerak. Vaholanki ularning aybi borligi Otabek Sattoriyning ushbu harakatlarida uning ham to'xtam
bilen ayrılanışı asos bulmasını diye Alok da Ahmet Haraç'ın kesini sorayım ben. Bunun hakkı sudla o hayatta. Şu bilen bir katorda şu mağrı kurmak istedim ki tırgı organları tamamlar. Şu bilen bir katorda birinci instansı sudu devamıdır. Masum masalarını marakalaş ve ayrı ilan kılış ve ayrı bir topuşta akbaratlaştırış doğuşta konunun 12 prim 1. bandıya hem asoslanıyor. Şahsen uşbu konunun ahmet taratırken bu ise nümayetçiler tırgı organları yok. Sudlar uşbu modelinin ikinci, uşbu konunun ikinci modası ki umman ahmet taratışmak. Masum İkinci moddası da, eğer Uzbekistan Respublikası'nın halkara şartnamalarda, Uzbekistan Respublikası'nın akbaratlaştırış borçlarız, onun hücretlerde nazarda tutulurken boşta koydalar belgilendiğin bursa, halkara şartnamalar kullanılışı belgilendiğin. Çünkü o yıl, halkara şartnamalar sudlar tamamında umuman uygulanırken. Bundan ki çıktı ki, mesela bugünkü günde, uzur söyleyeyim ben, Rus dilindeyken, deklarasiya o aslandır prinsipi. Kasavuş ise, sudlarda masif informasyon diyen deklarasyonumuz var. Şu kolatı yakan Alokada Ahmet Gerişimiz'in soruyum var. Şundan ki çok kurmanlı sudlu hayatı da ıltımaslılardır. Aynen bugün gününde otobik satoriyenin 3'te ilkte kolat boyunca 9. moddanın dispozisyasında kursatıkların cüneyetin takibi bölgen cüneyetin objektif tamamını bulmayanın sebeple 3'te ilkte kolat boyunca Kımayar Mastoklar bugün otobik satoriyenin oklaşımımızın, yani Cüneyt Üniversitesi Kodisyon 82-83 modası talepleri asusun, rehabilitasiya kılışımızın soruyum. Keyingi masada ko'tarilgan bo'lsam, himoya ostida bo'lgan otabek sartoriyaga 165-chi modda bilan e'lon qilingan ayb tasdiqiga to'xtalar ekanman. Bu yerda ham ushbu moddaning dispozitsiyasiga ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Va bu yerda aytib o'tmoqchi edimki, jinoyatning obyektiga ham alohida ahamiyat qaratishingiz, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish mülkiye şikayet etkilerdir. Yok ki nobut, kılıç yok, cevaplarınız için sır saklanışı lazım bulurken malumatlarını hoşgör kalıcılar kurutuş gerek. Şu ise cüneyetin obyekti buladı. Bu yerde aynen birinci kolatke tuhtarladık. Yani tuhtarışta oldu, kurmatlı sudu hayatı ilk de oraya su kuleyetini bulurken tuhtarmak şeydi. Bu 99. yıl 30. apreldagi 6. soldi. U o'zining mo'lmirining o'g'irlik, tabanchilik va bosqinchilik bilan qalin torishtirish bilan bog'liq oliy sud plenumining 4. bandiga va shu bilan bir qatorda 2017 yil 11 oktyabrdagi firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 35 soldi qarorining 24 bandiga alohida to'xtalishni so'raymiz. Bu yerda ko'rsatilishicha aynan jabrlanuvchilar qo'rquv ta'siri ostida harakat qilish kerakligini, ya'ni tovlamachilik jinoyat tartibini berish uchun ushbu jinoyatning jabrlanuvchilari qo'rquv ta'siri ostida harakat qilganligi namoyon bo'lishi kerak. Bir so'z bilan aytamanki, 3 holat bo'yicha ham jabrlanuvchilarning biror birida nafaqat mening so'zlarim, balki jinoyat ishidagi hujjatlar bilan qo'rquv ta'siri ostida harakat qilganligi emas, balki o'zaro shunchaki asossiz harakatlanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi holatga alohida to'xtalib Şokolat, tokun bulacak. Bu yerde birinci ürünle alakalı ayet bu çıkarak ki şokolat tokunun kursatmaları uzun kayısı boşluk koşunca dereceler bilen tasdiklandı. Bunu korktum diyen, korktum yine diyen diye. Kim de benim savunumda hazır yol geldim dedim. Ben hakikaten soradım bunu. Benim hem bu düşünceksem uyu veresem mi dedim. Hakikaten korkadığı adamsa giremem dedim. Ayet çıkarak bu harika tahminlerle toktaldı. Ve uyla kuramız bu. Nahotki shuncha millionlab zarar ko'rishi bilan harakat qilish mumkin tadbirkor. Shu faqatgina taxmin, meni qo'rqitdi, nima bilan qo'rqitdi, qachon qo'rqitdi, umuman asossizdir. Shu holat bo'yicha esa guvoh tariqasida so'roq qilingan hujjatlarning ko'rsatmalari esa uning tomonidan rasmiylashtirilgan, uy berish bilan bog'liq bo'lgan kelishuvlarda belgilangan ya'ni 33-34-chi shartnoma kelishuv shartnomalari, ya'ni 2020 yil 22 iyunda rasmiylashtirilgan kelishuv shartnomalariga zid ko'rsatuvlari umuman mos kelmaydi. Nahotki 2020 yil 22 iyunda unga ta'zim ostida shu uylarni olishga harakat qilgan insonni hokimlik inson biror bir joyga murojaat qilmagan bo'lsa, shuncha vaqtdan keyin murojaat qilishi qanchalik to'g'ri? Shu holat ham afsuski asossiz va biror bir boshqa qo'shimcha dalillar bilan tasdiqlanmagan. Ushbu holat bo'yicha ahamiyat qaratadigan bo'lsak, notariusning, ya'ni Boboqulovning ko'rsatmalariga, u notarial harakatlar, notarius to'g'risidagi qonunlarga asosan harakat qilganligini aytganligi bilan bir qatorda ushbu holat bo'yicha Fuqarolik kodeksining 123 moddasiga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. U yerda faqatgina aldash, zo'rlik ishlatish, qo'rqitish bilan yana
tuzilgan bitimlar haqiqiy emas deb topilishi mumkinligi belgilangan. Aldash qayerda berdi? Zo'rlikni ishlatish, qo'rqitish qayerda? Asossiz faqat faraz qilingan taxminlarga asoslanmagan, taxminlarga asoslangan fikr yuritilgan. Vaholanki, hurmatli guvohimiz, ya'ni Xudoyberdiyev ustursa 97-ci sonlu Vazirlar Mahkamasının kararı, 911-ci sonlu kararlarına toplandı. Biz ham ushbu kararlarına toplandıklarımız, birinci kodatta bugün günde kuşta bulmadan, ama uy veriş ajratish davomida kuşta bulgan, 2016-yil 29-ci mayda 97-ci sonlu kararlarına toplandıklarımız. Şu kararın bilan tasdiqlangan nizomning ikkinchi bandida aynan uy masalasi bilan bog'liq bo'lgan nizolar birinchi o'rinda tomonlarning kelishuviga, roziligiga asosan rasmiylashtirilishi belgilangan. Ushbu norma hozirgi kunda ham kuchda bo'lgan 911-chi Vazirlar Mahkamasining qarorining birinchi bandi bilan to'liq tasdiqlangan. Ya'ni roziligiga asosan mazkur hujjat esa bugungi kunda haqiqiy emas deb topilmagan. Tegishli tartibda rasmiylashtirilgan. Shu holatlardan kelib chiqib aynan uy bilan bog'liq bo'lgan masalalarda himoya ostida bo'lgan Otabek Sattorovning harakatlari jinoyat alomati yo'q deb hisoblanadi. Keyingi holatga o'tadigan bo'lsak, Turdiyev o'tkir masalasi, ya'ni 10 ming dollar olganligi holati deb aytilyapti. Ya'ni haqiqatda 10 ming dollar so'raganligini nima bilan tasdiqlanyapti? Bu yerda ham faqat so'zlar bilan tasdiqlanyapti. Shundan kelib chiqib, hukumatning sudlov hay'atiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2014-yil 23-iyundagi qo'shma qarorga ahamiyat qaratishni so'rayman. To'g'ri, kimdir yo'q, bu poraxo'rlik bo'yicha deyishi mumkin, lekin bu aynan shu qo'shma qarorga ahamiyat qaratadigan bo'lsa, bu yerda aynan tovlamachilik masalasi ham belgilab o'tilgan bo'lib, aynan nomidan kelib chiqib ham shu bu toifadagi jinoyatlarni tergov qilish va sudda ko'rish qonun talablariga rioya qilish belgilangan. Unda ham ushbu holat, ya'ni tegishli har qanday ariza bilan berilgan shunga o'xshash holatlar boshqa qo'shimcha dalillar majmui bilan tasdiqlanishi belgilangan. Ushbu holat bo'yicha esa Turdiyev o'tkirning apellyatsiyada bergan ko'rsatmasi tegishli tartibda uni birinchi instansiya sudida bergan ko'rsatmasidan jiddiy farq qilishi, shunga esa sabab esa kasalligini ko'rsatishi esa afsuski mutlaqo noto'g'ridir. Mashanikov tomonidan ushbu holat bo'yicha sudga taqdim etilgan telegramdan ko'chirma tariqasida kesib olingan va afsuski keyin nimagadir bizga noma'lum bo'lgan sabablarga asosan o'chirib yuborilgan ma'lumotlar esa mutlaqo dalil deb hisoblash mutlaqo noto'g'ridir. Biz sud tergovi davomida ham aytib o'tganimizdek, bu tegishli tartibda to'liq matn taqdim etilib, haqiqiy mazmuni kelib chiqqanda edi, biz unga huquqiy baho berish imkoniyatimiz bo'lardi. U yerdan kesib olingan holatlarga esa bu taxmin va faraz deb baholanishi kerak deb hisoblayman. Poyonov ushbu holat bo'yicha bildirgan holatda ham birinchi instansiyada adashmasam degan so'zi ham juda ahamiyatga ega ekanligini, chunki aynan bir mashinada o'tirgan inson bilan 10 ming haqida gap ketsa qanday adashish mumkinligi tushunmasizdi. Endi esa kelib u yerda adovatim yo'q deb insonni o'zini shunday tutishi mutlaqo tushunarsizdir. Adovati bo'lsa bilmadi kim bo'larsa. Shundan kelib chiqib ham aynan Poyonov tomonidan keltirilgan ushbu uning ko'rsatuvlarini umuman boshqa dalillar bilan tasdiqlanmaganligi sababli mutlaqo noto'g'ridir. Asosiy holatga ahamiyat qaratishni so'rayman. Birinchi instansiya sudida u kishi 3-4 oylar o'zi bilan olib yurgan sud tergov davomidagi so'roq bayonnomasidan kelib chiqib ko'rsatma beryapti. Nahotki inson bilan haqiqatda sodir bo'lgan narsani u sudga havola qila olmasa, har kun sudga kelib ketayotgan bo'lsa ekan, boshqa sudlarga adashib qolsa, qaysi biriga borishini bilmasa, hayotida bir marta kelayotganda, ikki marta, nahotki haqiqatdan bo'lgan narsani tergov davomidagi so'roqqa olib yurishi qanchalik to'g'ri. Bu ham uning ko'rsatmalari noto'g'riligidan dalolat beradi. Shu sababli ham ushbu holatlarga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Keyingi holat To'rayev Zochin bo'yicha ahamiyat qaratadigan bo'lsak, mazkur protsess holatidan ham, ya'ni To'rayev Zochinning epizodida ham tergov organlari faqatgina farazlarga asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu holat bo'yicha jinoyatchining birinchi jildida stenogramma mavjud bo'lib, ushbu stenogrammalarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, birinchi jildi 145-151 betlarda. Stenogrammada nafaqat qo'rqitish yo'q, vaholanki faqatgina o'zaro kelishuvga o'xshagan suhbat bo'lganligini, sen bu, men bu, rozimisiz, roziman, qanaqa telefon va kelishuv. O'sha yerda siz rozimisiz, biz rozimiz deyapti. O'sha yerda biroz
hukumatni to'rasi aytish mumkinmi? Qarorsiz haqida gapiryapsan, borishing haqida. Kelishuv haqida gaplashyapti. Aynan shu 165-moddaning obyektiv tomoni, dispozitsiyasidagi obyektiv tomoni qo'rqib yoki zo'rlik ishlatish bilan bog'liq bo'lgan biror bir jumla yo'qligiga alohida ahamiyat qaratishni so'rayman. Shundan kelib chiqib, bu holatlar nafaqat mening so'zimdan, ya'ni Turayevni so'roq qilish davomida ham o'zini ko'rsatmasdan ham ko'rishimiz mumkin. Faraz qilingan, kelgusida meni tushirib tarqatib yuborishida, o'zingni faqat YouTube'da va qayerlarda ko'rasan deganligida deyapti. Hali bo'ladimi yo'qmi? Bu so'zlarda nima bilan tasdiqlangan? Umuman shu narsa. Ushbu holat bo'yicha so'roq qilingan guvohlar esa, ya'ni Hakimovlar holati bo'yicha alohida to'xtalib o'tmoqchiman va shu bilan bir qatorda hukumatni sudlov sayatiga huzur so'ragan holatda eslatib o'tmoqchimiz. Bu bo'yicha biz Jinoyat protsessual kodeksining 212 moddasi bo'yicha iltimosnoma kiritganligimizning uni iltimoslarni qanoatlantirilishini, chunki u telefonni olib qo'yilishi va undagi ma'lumotlarni o'chirilishi ham mulkka shikast yetkazish bilan baholanishi kerak emasmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mendagi o'zimdagi ma'lumot ham o'zim uchun qimmat. Xuddi shunday Otabek uchun ham u ma'lumot qimmat bo'lgandi. U ham qandaydir qimmatlilikka ega ekanligi va bu holatning kelgusida ham boshqa bloger va jurnalistlarning faoliyatiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkinligi. Chunki har qanday bloger va jurnalist o'z faoliyatidan kelib chiqib, faoliyatini olib borayotganda kimgadir yoqmay qolib, telefonini, boshqa narsasini, kamerasini olib qo'yib, uchirish holatlarini oldini olish maqsadida ham ushbu holatga obyektiv baho berilishi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, jurnalist va blogerlarning topish faoliyatiga ushbu kelgusida to'sqinlikni oldini olish maqsadida ham keltirilgan iltimosnomamizda uzr so'ragan holatda qanoatlantirishlaringizni iltimos qilaman. Hurmatli sudlov hay'atidan yuqoridagilardan kelib chiqqan holatda hamda belgilab o'tilgan oliy sud plenumlaridan kelib chiqqan holatda ushbu uchta holat bo'yicha taxmin va farazlarga asoslanib ayb e'lon qilinganligiga alohida ahamiyat qaratishlarini so'rayman. Shu bilan bir qatorda hurmatli hamkasbim aytgan Jinoyat protsessual kodeks talablarini takrorlamasdan ushbu normalarga, jumladan tegishli moddalarga alohida ahamiyat qaratishlarini so'rayman. Men faqatgina so'zimni yakunida aytmoqchimanki, birinchi o'rinda Jinoyat protsessual kodeksining 23 moddasiga alohida ahamiyat qaratishimiz, ya'ni aybsizlik prezumpsiyasiga alohida ahamiyat qaratishimizni so'rayman. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, lochindan telefon olganku shu holat o'zi jinoyat emasmi deyishi mumkin, lekin aynan biz yuristlar hissiyotga berilmasdan haqiqatdan ham jinoyatning tarkibiga ahamiyat qaratgan holatda huquqiy baho berishimiz kerakligi. To'g'ri, qaysidir ma'noda men hamkasbimni fikriga qo'shilishim yoki qo'shilmasligim mumkin firibgarlik masalasida. Shaxsan meni fikrimcha, bu yerda firibgarlik ham alomati yo'qligi, aldov bo'lmaganligi, o'zaro kelishuvga asoslangan holatda telefon olinganligini ko'rishimiz mumkin. Har qanday holatda bu yerda aynan jabrlanuvchi deb topilgan To'rayevning o'z vaqtida bu narsani to'xtatish imkoniyati bo'lganligi, haqiqatda unga firibgarlik yoki tovlamachilik bo'lgan holatda esa tegishli tartibda, masalan, dalillarni taqdim etishi mumkinligiga alohida ahamiyat qaratishni so'rayman. U taqdim etgan dalillar esa, afsuski, birinchi o'rinda nomaqbul dalil e'tirof etishni so'rayman, kechagi holatdan kelib chiqib, ikkinchidan esa ayblashga asos bo'lmasligiga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Hurmatli sudlov hay'atidan iltimos qilardim, yuqoridagilarga asosan himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriyga oid bo'lgan ishni, ya'ni aytib o'tilgan epizodlar bo'yicha Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasining tegishli bandlari bilan reabilitatsiya qilishlaringizni iltimos qilaman. Rahmat. Rahmat. Muzokaraga bitta qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Shu raisdan chiqdi. Rahmat. Hurmatli Samarqand viloyati sudi, sizlar buyuk Samarqand, ya'ni Bobokalonimiz Sarkarda, Ulug' Sarkarda, Amir Temur va Mirzo Ulug'bek Muhammad Qaraqalpoq Qaraqalpoqni yurtidan kelib, ularning Samarqand shahridagi huquqlaridan xulosa chiqarib, Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudini o'tkazish uchun Termiz shahriga kelgansizlar. Amir Temur bobomizning davridan boshlab kuch adolatdadir degan iboralar bor. Ikkinchi yana bir ibora o'sha vaqtdan buyon kelganki, hokimi donano, qozisi nima edi?
odil va savdogarlar saxiy yurt oboddir, obod bo'ladi degan gaplari ham o'sha Amir Temur bobomizning davridan kelish kelyapti. Otabek Satori bugun mana shunday tuhmatlar asosida sudlanyapti. Men sizlarni e'tiborlaringizga shunday qaratmoqchimanki, Otabek Satori Sherobod tumanida jabrlanuvchi sifatida bo'ladi, hozirgi kunda esa u sudlanuvchi bo'lib qolyapti. Chunki bu Sherobod tumanidagi dehqon bozori endi Lochin To'rayev men direktorman yoki MCH raisiman degan bu bozor nima deydi? Bir necha yillardan buyon banknotga uchrab umuman yopilgan. U yerda hech qanday hisob raqamlari bo'lmagan. U yerda nima deydi? Hisob-kitob ishlari olib bormasa kerak. Lekin Lochin To'rayev sudda gapirgan gaplarida men o'sha bozorda 300 ta odamga yangi ish o'rinlari tashkil qilganman. Men mana shunday shunday ishlarni tashkil qilganman deb aytayapsizlarda, bu kishining bu xato harakatlarida qanday bir nima deydi, haqqoniylik bor, qanday bir haqiqat borligiga odam ishongisi kelmaydida. Bu kishining o'sha yerdagi chekni chekchilari, ya'ni o'sha yerda savdo qiladigan qonuniymi, qonuniy emasmi, yerda o'tirib savdo qiladigan ancha muncha odamlar, xalq endi o'sha yerda uchta bozor bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri Lochin To'rayevniki, qaysi biri boshqasiniki, uchta bozorda savdo olib borilyapti. Otabek Sattoriy o'zining bir hamkasbi Farhod Ismoilov bilan prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qarorlariga asosan O'zbekiston xalqini, shu jumladan Surxondaryo viloyati xalqini arzonlashtirilgan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari bilan kuzgi va qishki mavsumda o'tkazish masalalarini, o'sha yerda yarmarkalar tashkil etish masalalarini o'rganish bo'yicha borganlarida, o'sha Siyon bilanda biron bir yerda bironta yarmarka tashkil etilmaganligini guvohi bo'lgan. Endi prezidentimiz xalqimiz qishdan kuzdan omon eson chiqsin deb bu ishni qarorlarini hamma hokimiyatga yuborgan. Lekin o'sha Sherobod tuman hokimi biz alohida yangi oldidan biz mana shunday hali qarorni qabul qilganmiz, lekin yarmarka tashkil etmaganmiz deb o'zlarining salgina savodsizliklarini bildiryaptilar. Vaholanki bizni prezidentimiz sentyabr oyida kuz boshlanadigan bo'lsa, fevral oyida qish chiqadigan bo'lsa, o'sha mavsumda to'ldi tinmay tadbirkorlar o'sha bozorlarda yarmarkalar tashkillashtirish kerak edi. Bu narsa yo'q. Buni hech kim nazorat qilmadi. O'sha masalani Sherobod tuman bozorlarida bozorlarda o'rganish uchun Otabek Sattoriy shiron qilib yurgan paytida uni 3 ta chekchilar 2-tasi qo'lidan ushlab, "Sen nimaga ruxsatsiz bozorda shiron qilib yursan? Nima haqing bor? Kimsan o'zi?" deganda Otabekjon, "Siz hokimiyatdan so'raysiz bu narsani" deganda ularning 2-tasi qo'lidan ushlab, bittasi Otabekni chalg'itib telefonni tortib olyapti-da. Tortib olayotgan paytda orqaga tisarilganda telefon yiqilyapti. Telefon yiqilayotganda Otabekjon endi nima deyishini bilmasdan jim o'tirdi-da. Gapirsa ham o'sha 2-tasi quloq solmayapti. Bu yerda Otabekka nisbatan zo'ravonlik ishlatilyapti. Telefonni tortib olyapti. Sud jarayonida tergov qilayotganingizda o'shalar nima deyapti? "Biz Otabekni telefonini oldik" deyapti. Qanday sizga olasan Otabek senga buni berayotgan yo'q-ku. Bu masalalarga birinchi instansiya sudlar e'tibor berilmadi, savol ham berilmadi. Mana bugun ham mana shu apellyatsiya sudidan siz ko'rib turibsizki, Otabekning telefonini zo'ravonlik bilan, Otabekning shaxsiy telefoniga, shaxsiy mulkiga zo'ravonlik bilan ular nima deydi, olib qo'yapti va egalik qilyapti. Otabekka biz o'sha telefonni darrov qaytarib berdik degan gaplarni gapiryapti. Vaholanki Otabekjon telefonni oldirgandan keyin sal oldinroqqa ketgan Farhod Ismoilov nimagadir oldindan nimalab ketgan u kishi bilan birgalikda mana shunday shunday voqea bo'ldi, yuring hokimiyatga borish uchun aytaylik deb hokimiyatga borganda Ziyodulla davlati o'sha joyda ekan, bu narsalarni eshitib o'zining muomiliga, savdo masalalari bo'yicha muomiliga aytib, "Davay, keling, uzr, yarim soatni ichida men bozorda bo'laman, hammani to'plang." Ya'ni o'sha
incidentler ağırlıklı bölgen, içki işler fakir diyen, hamasını borup, taberine borama diyen. Yarım soğuktan kiyin borla yaptı, bu şehirde Suriye'de yaptı. Nemege sizler onlavi akbarat, postalar ve bloggerini, telefonunu veya onun, bana şu yerde video gözlemelerini olayken de tuzkunu kılıyordu. Kim sizlerle buna kanka hukuk verdiyordu da, onlar hiç kaysa hiç hemen diyormayordu. Nemege telefonunu aldın, nemege telefonunu da sefer etkildin diye yaptılar. Buna hiç anda cevap verilmeyordu. Bak olan ki otobekinin telefonunu tortu olayken de tortu olayordu. Orada bırakken de ortak et sırada sınır yaptı telefonu. Sınır yaptı, şimdi bir parça parça bunu yaptı. O işe bir manada dasgofiyen bu arada, o işe dasgofam sındırılgen. O işe narsalarda süt devamında yetibar verilmadı. Sizlerden ihtimal süt hayatı, bana şu narsalarda yetibar verip, Allah'a kadar acilin çıkarışlarınızı ihtimal kılıp söyleyemem. İkinci masada, bizim uyumuz, Salamatlı Köçesi birinci uyda joylashgan bo'lib, biz o'sha yerda 34 yildan buyon yashab kelayotgandik. Birinchi ko'chadagi Taraqqiyot ko'chasini, Mustaqillik ko'chasini bilmayman, u birinchi qatorda yo'lda turgan o'sha uylarni hamma egalarini hokimiyatga mahalla orqali chaqirtirib, ularga bor voqeani tushuntirib gapirganda bizlarni hech kim chaqirmagan. Mana u bizning oilamiz Islomova Fidoratov nomiga va qizim Sattoriy Sidorov nomiga. Hiç kim bizlerin mahallelerine ağır hatırlamayan, sırf bana şu hakimiyette varaslar, uyuların güzel yaptıyken, vazgeleriniz bilse haydasınlar, razılıkınız bilse haydasınlar deyken yaptılarını hiç kim bizlerine kılmayan. Şimdi bu bizim uyumuzda borçları geliyordular, hakim geliyordular, prokuror geliyordu, içki işler borçları geliyordu, arkitektör geliyordu, kadastör geliyordu, kuruluş için muğulü geliyordu. Kuday verdiği İsmail Boyevich bana şunu da fazla durup uyudu güzelsem. Darla uygulayan sevgili bir hafta muhlar. Çık getirsen uydan. Bana deyip, kayardandır uyudu bahalaş bu içe mutakhasına bak getirip. Bana şunlar mutakhaslar sevgili uyudu bahala bir yerde. Köyüne çık getirsen, kulda olasan, sevgili bir kona uy, sevgili iki kona uy. İki kona uy. Deyip biz bundan sağlıklı bir şey yaptılar. O kuruluş taşkilatı, bu kuruluş taşkilatını uzunu ilgisi buysa, bu kişi Rus tülüde ayetlediğim buysam, zastroyuş buysa, nümege bu kişi biz buna uydu, narkını, uydu, neşterliğini biz buna sandalış yaptı. İtibarımız için ortak süt hayatı ayetemem ki, şahar halkımı, her bırkta tarbırk korku belirlediğin yerde, turlediğin uydan 10 boyuz geçe, dolar. Buna diyelim, biz geçesi ya, hukuku var arkadaşlar. 10 poiz geçer. Bu 10 poizli uylarını, kvartiralarını Kuday verdiği bir sırayı büyümüş, haklagen, haklagen, haklagen su kadar satardı. İkinciden, nemege kurumçularının terimiz bu ilçe nakları 1 kvadrat bir metre 4,5 milyon sonunu taşırtılardı da bizim uyumuz hali yaşaydıken joyumuz 210 kvadrat metre. Bu agar biz sobaydıken bilsa çok için biz yiyen evra remont kılıyken 4,5 milyon 5 milyondan sobaydıken bilsa 1 milyar 50 milyon son bilade. Bizim havlumuzda 48 metre kvadrat terasamız var idi. Buluşacak kadarımız 318 kvadrat metreye taklanan idi. 40'dan artık tut daraklarımız, uğruz daraklarımız, tıp yedik, yedik yedik daraklarımız var idi. Onun brontasını, narkını bizge ayçmadı. Biz bana şu uyumuzda büzük gitkenden kiyen herkese böyle şeyimiz. Bizge kvartiyle pullarıyla girmedi. Ha maile dedi, bizge kvartiyle belirleyen bu sakiz, bana şu kovluğumuzu geçeyim. Maile biz devlette kıyonlar kumuyduk, devlette zarar getirmedik, biz o şey kvartiyle pullarıyla olmayın dedi. Mahallanın reisiga aytdi birinchidan. Mana shu Otabek Satovining uyiga oilasiga Termiz shahar hududidan qayerga joy bo'lsak, to'g'ri berasan dedi. Bizga to'g'ri bera olmadi. Vaholanki, Isroil Bo'yevich 5-chi kichik daha Zelyonyi bozorda otalariga dangdalama qasr qurib berdilar. 2-chi festivalni bilan Leningradskiy ko'chada 60-70 yildan buyon yosh naturalistlar stansiyasi qanchadan qancha bizning yoshlarimizni, bolalarimizni, o'quvchilarni tabiatga bo'lgan munosabati, hayvonlarni, uy hayvonlarini yetishtirish, yerbaylashtirish stansiyasini o'z boshiga buzib, qazo-qazo odamlarga o'sha yerga uy qurdirib, kottejlar qurdirib, o'zlariga ham o'zlariga qat'iy bo'lgan shaharning markazidan
bizde oylamızda çağırdı, top merkezden uyumuzdu bizim. Bizde bu kimye deyken 13 kilometr çağırdan taşlarındaki joyda 20 milyarlar, bu şekilde kum kuru olasam diye, burada 34 milyon milyarlar. Sovet davrida o'sha kimya degan joyda endi men o'sha yerda rahbarlik lavozimlarida ishlaganman. Shaharda kamchiligimni birinchi yetar bo'lganman, byuro a'zosi bo'lganman. Sovet davrida o'sha kimya degan joyning 6 km radiusida umuman inson yashashi taqiqlangan joy bo'lgan. Hozir hech kim nazorat qilmayapti. Hamma shaharni odamlarni o'sha yerga ko'chirib o'tkazdi. Bunga alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Endi Otabekjonni telegramı, otobekjonda telefonu, barcha nima deydi? Telegramlarda, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bor. Chet elliklar ham hatto biladi. Endi o'sha onkodispanserdan kimdir o'sha nima deydi? Haqiqatda insonlardan biri telefon qilib, Otabek Sattoriy, siz keling bu yerga, videoga oling. Bizni vrachlarimiz tug'ilgan kun o'tkazyapti, ayshi ishlab qilyapti. Tez keling deb bunda xabar beryapti. Otabek boryapti, darvozadan omon esim kiryapti, Milliy gvardiya xodimlarini ham olib boryapti birgalikda. O'sha yerda glavvrach boshchiligida o'sha yerda barcha xodimlar bo'lgan. Balkim Ahmedov ham o'sha yerda bo'lgan. Arkadaqlar boshqalarda. O'sha yerda nima deydi, jonlantirish bo'limida 30-40 kishi bo'lib, o'sha yerda ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi bu. Mana vaqtincha qaysi ishlab turib, tug'ilgan kunni o'tkazyapti. Buni nimasi noqonuniy? Buni Otabekjon qasrni olyapti-da, ijtimoiy tarmoqlarga beryapti. Hech kimga bu zo'ravonlik qilmayapti, darvozadan sog'-salomat o'tib kelyapti. Bu narsalarni hammasi ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Bularni davlatimiz hisobga olib bilmayman endi, boryapmi, hokimiyatmi, 72 millionmi, 78 million bularga jarimani o'lyapti. O'shalarni qasrni olib, Otabekjonni tuhmatchi, Otabekjon xiyonatchi, Otabekjon meni Mastona Ahmedova deydi, onam bo'lgan, meni otaxon chaqirtiryapti deydi. Hech qachon otaxonni huquqi yo'q chaqirtirishga, obrazlarni davlatchini oldiga, obrazlarni boshlanadiga. O'zlari chaqirtiryapti, o'zlari gapiryapti. Otabek umuman bunaqangi ishlar bilan shug'ullanmaydi, bunaqangi huquqi ham yo'q. Keyingi masala endi boyagi Deno Saks mudirasini gaplari bo'yicha bu yerda birinchi instansiya sudida endi ko'plar endi rosa Otabekjonni himoya qiladigan xalq borganda rosa bu kishi gapirib o'zi endi u kishini asosiy da'vosi chunki Otabek bu kishini sharmanda qildi, Otabek bu kishini hammasini internetga chiqarib yubordi. Asosiy gap nima bo'lyapti? Bu yerda oldindan sud bo'lgan, o'sha yerda 14 yil eri bilan ajralgan holda yashamagan xotin menga razvod yoki bo'lmasa meni ajratish to'g'risida guvohnomani qachon berasiz deb so'rab borganida menga 2,5 million so'm bilan 2 kilo pista olib berasan degan gaplarini o'sha yerda mish-mish bo'lib o'sha yerda tarqalib ketgan gaplarni o'sha aytilganda bu narsani o'sha Otabekjon tuhmat qildi. Otabekjon meni internetga chiqarib yubordi. Otabekjon meni oilamni ham boshqa deb bunday tuhmat gaplarni aytyapti. Sizdan iltimos, hurmatli Samarqand sud viloyat sudi apellyatsiya instansiyasida ko'radigan ish hay'at a'zolari, Otabekjon Sattoriy bizning oilamizda men 50 yil davlatga xizmat qilganman. Komsomol partiya sovet organlari kasaba uyushmalarida xizmat qilganman, moliya organlarida ishlaganman. Mana oilam 40-50 yildan buyon minglab ayollarni, bolalarni tug'dirgan, xizmat qilgan, halol xizmat qilgan bizni oilamizda hamma bolalar oliy ma'lumotli, hammasi o'qimishli, men yaxshi bolalarni tarbiyalaganman. Men doim Otabekjonga nasihat berib kelganman, yomon yo'lga yurma, degan Otabekjon qayerdandir mana shu ommaviy axborot vositalaridan eshitib, prezidentimizning murojaatlarini korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsiyadagi nima deydi, viloyatdagi kamchiliklarni hammasini ochiq oydin ochib beringizlar, ommaviy axborot vositalari, blogerlar shuni aytib boringlar degan gaplarini o'ziga qurol qilib olib, mana shu ishlarga bel bog'ladida, bel bog'ladi. Mana shu narsalarni hammasini Otabek ro'yobga ochib bergandan keyin viloyat hokimi Bahodir To'ra Abdiyevga yoqmadi. To'ra Abdiyevga ochiq savol berdi. Otabek Sattoriyning ikkita militsiya xodimi bilan zamnachalnik shaharniki bilan yana bitta militsiya xodimi bilan kabinetiga Otabekni majburan olib keltirdi. Otabekning so'zlaridan men aytyapman, mana meni ko'zimda bu bor. Viloyat prokurori o'tirgan xonada, xonasida To'ra Abdiyevni chiqarib olganda bunday vazofat bilan kelib, seni qamatayman, seni chiritayman turmada degandan keyin Otabekjon o'zini yo'qotmadi.
bakın baba, ben sizi yaxşı görürüm. Bu da güvenliğe gel, Töre abdeyiz o sene suçlu aşık etkende, sen ne bileyim beni tanıklı yapacaksın? Her bir tümlerde şaharlar, rahatlarlar var bu. O şaharını tanıklı etsen bulmaydı mı? Benim ne var adam var, ama sen kocaydı var bu, diye kaçkenler. Benim iki madde kendim onları ya. Töre abdeyiz, ben sizinle işlememem. Kör yöneciye varıp, kütçelerinden kol koydurup, teri şunlarına incele gelmez. Beni oylam yaman oylamaz. O da bekken benim oğlum yaman emez. Degen ben, buyurdu, yoldan veremem dedi. Dedi ki, ben bugün günde ulardan bırağım bırağını, şunu, ama dedi, yoldan vergenini umumun ses mi yapan da, sizlerden iltimas. Birinci instansiyon sürüdü, katolojilerde yol koymanlar iltimas. O da bek sartavayla, bana şu advokatlarında fikirlerini ilavakta olup, okulaşlarınızı sorayım. İltimas zaten, ekip ortadın çok rahat. Rahatlarınız kesin. Hayırdır, şöyle oturup nasıl olur mu? Assalamu aleyküm. Sırt hayatı ağır olsun. Kurumatı sana tanıştırdım onları. Ben bilmiyorum, ben şunu açmadığımca sırt hayatı dinleyen genelleri. Yani bu yavana açtım ben. Bana şu kişiler, otadık Sattori yaşayıp mahalle, Mağarbar mahallesinin aksakalımın. Bu insan, bu kişiler bizim mahallemizde eski şehirden köçüp giden, kirli dünyada bir kiçkine bine havlişede yaşayıp giden içiydi. Ben bu yiğitimi tanımıyım. Umrumda görmeyeyim. Fakat yine, mahallemizde neyse iki üç maratada telefon ortamı mülakatta bulup, uyandım o mülakat. Uylarını aldığı köşede ahiret yaşayınları. Hakkımızı özüzdürüz. Yaşayıp olan da bolları da alıyor. Ahiretini bezlemekten bolları da alıyor. Köşede aldıkları yaşayıp, boş yaparlar. Ana şurada bu otelik, reisle telefon kılıp, reis baba bana şunu buluyor. Tekrar odamların yüzüne çayırız. Dilerinde sarılıp, mahallede reis odamların yüzüne ahiretini tuvalarlar. Obadon degan joyga keltirib, bular inson. Lekin men o'zim ko'rmayman. Mana yana qadar suratni ko'rayman. Yana bir nima demoqchiman? Bu Otabekjon Sattori ismli aslida Qorovodning Sattori. Bo'lish kerak aslida. Sattori familiyasi qonuniy. Qonuniy Sattori. Yana bir nima demoqchiman? Bu Otabekjon bilmadim yoshlik qilibmi? Gör ne kadar ben şuna kendim de mayor vaziyette çıkabilirken bundan uyanman ki doğru kulaş açar. Bu birinci mesele. İkinci mesele. O tabi alıyor. Bana otalar, onalar, bana şu insan otası. Benim 2 yaş kattım ya, 38'e getirdikten olsa, otası 78'e kattım. Komşusu onalardan şu yaşta, 60'da olsa 70'e kova yattım. İlk de yine kariyelerle, yagona, öyle suyemeyen tabi, ilk de yine otası satıyor, otabildi. İlk de kız balayı, kız balayı, kız balayı, buranın hasını, pırın şöyle çıkardı, ailesi buldu. Kocaydı bu, kaynakta kaynamayı boşta bir oyladı bu benden kimin. Bu o zaman bu sayın buradan atıcıydı derken, hatta bu profesörlaştırırken 60 foizden kız bulanın, 10-12 foizden hangi yer? Aslında onu gördüm, oğuldan. Bir dizge halkımız etmeyi ver. Oylandı, oğul tutulsa, boşun kırıkta gitsin. Her bir insan karayana kemal. Ben uzun hamara, 68 yıkardım, oğullarımın suyunu kaldırdım. Hıda oğlasa, sizden bizi yaşınızda koyup, oğullarınızda suyunu kaldırdınız. O hayat kanunu bu. Şimdiye geldik, bu otelikin uzunu, turmuş otağı, benim yakışıklı bir ferzandım o. Bu kişiler eğer, yazıcı aleyhi kılınlar diyen olsa bu da kıyam kılınlar. O da bana hem kıyamlar. Bu diyen bakışlar olsa arzı diyenlerse bu.
Kiyen sizlerden raya şu an hürmetli süt hayatı. Biz maksulut marifat mahallesi fukarolar giyken az olarak bundan kiyen marifat mahallesi nuraniler şu karolga kiyenmiş ki eğer mümkün bu sefer otobikini otobikki birilerinin canlarını anca yengirleştirir. Bana bu ne ayıkken, bana bu yukarıda ayıkken bir yata kısaltı olanıp durup adını bulabilen bu sefer eğer mümkün kadar mümkün bu sefer bunu nasıl diyemeyiz? Mümkün bu sefer eğer kanun yürürler. Kanunla çıkmadan oldu. Biz mahalle fukaralı yığının ve nuraniler kengesi şimdi karar ettiğimizde bu otobekini hali yok. Gür. Yoklık kıyandır. Kızıkkallık kıyandır. Gürlük kıyandır. Ana bulandı biz. Bizim nazaratta olanı diyen araya kurası ekip durmuyoruz. Mahalle, marifet mahallesi fukaraları yığını aktifleri hamdaki marifet mahallesi nuraniler cemiyat. Nuraniler yani böyle unutmayınız. Yığını. Eğer ilacı olsa şu ceza unutmasına, müddetine yengirlerse, bir sararın yanına olur. Yani unutmasına. O zaman nazaratta olmazsınız. Eğer hareket olsa, ay tırmanla var mı? Yok. Hukur, kısık kan. Yani bir yoksulluğun gözüsüyle sonrasını kullanıyor. Yukarı ki yemre anlayacak. Bana şuradaki toplu masrafı diyorlar. Uyuyla bağlı, mahalle reisiyle, aksakallar bağlı. Hem işe mülakatta böyle nazaratta olmak için. İtibarlarını için sırf gayet ağırlıkla rahat. Bu zengin kişiler hakkında bir bayanlama olabilir. Yine şu zaman dağlarından baskın yan.
Bundan da çok çünkü bir dört boyunca normal bir yaz buradan tutmakla yan kalak boyunca üstüne sana etmiş kaldım. İşte üstüme tamam olarak geçip arkası bir daha olsa olduğun yan otobüs satıları tamamından şartlanıp bu tamamından ayırtılıp halk fikirde üstüme kanal o kaldı. Üstüme tamam olarak telegen kanalları çıkardı. Gördüğüm video olup cins hücretler mevcut. Üç bu video olup da aynen Avrupa'yı ben parkur dinlemeye geldim. Kızartları, Nataşka şu Cavidan Uçin'in arızasından, Navoyvan arızasından mavcut, Nataşka kurtuldulardı. Mavcut, Nataşka Zine Oturman Paket Rası'nın güneş kulağı, tatlı şartla, yani Navoyvan'ın aynen işe balıklar bu işe, kutuları yanı yok ki, boş balıklar bu işe, tar harekatı, cümle, takip, marşı, marşı, üniversite getirmişti de, güneş kulağı kulağı şart edildi. Şu balıklardan haberler bulutturken kaldı, Nataşka şu video olarak bu dönem etkilerken fotoğrafını, Çokolatları haber tutturken kaldı. Ağır cüneyt vardı kılgenlikte ayrı derdi. Bu, 1939 madde boyunca ağır cüneyt vardı kılgenlikte ayrı derdi. Kumatı'dan körfeye takınlardı. Anadolu Çağrı Kumatı, avukatımdan yukarı ayrı tuttu. 23. maddan, cüneyt vardı kılgenlikte 23. maddasını çözümler kutlukla verdiler. Yani, bu göre, şahsın cüneyt vardı kılgenlikte ayrı derdi alacaktı. Fondi Bey'in adı, fondun adı tutturken kaldırdı. Ve fakat tutkumuda fırsatı, tutkumudan taslayan kaldı yine. Ayrıca sorunan yani ona şahsı para koyduk namur için aynı tuttuk gibi aynı uşa harekat boyunca tuttuk 13 kere kırgın bunu mağaç bulmuş gerek çünkü o şokolatla mağaç bulmasından dur cönüş kulaklar dedi yetirgen kolatta şahsına para koyduk bayrı şu maydan bakar hiç kalın doğru yani ki hakikaten uşa bir tuttuk gibi için oradan şu için tuttuk gibi için oradan bir tabi gibi cümle tarifini bir arada bu tuttuk gibi yani bundan taşlarda akıllıydı var mı? Onkologiya Atıçarlı'nın karısı konuyları hoş edildi, rütüm altında üstüne kalmakları bir otobüs tatlayı tamamen çıkardık olurken video rolik yapıldı. Aydo okuyurken bu kadar değerli bir tanesinden itibarı bağışık aldım. Şu ilk video okuyurken yani akortlaştığı testi okuyurken kanun mavi, bu Viktor Türkiye'sinin bu kanunun ikinci tane durumun birinci modası. Bunu da aynen kurtarttım yani. İçtimai Tamuhan'la için umumi faydalanışı mümkün bölgen ama yapar dostlar faydalanışı mümkün bölgen mağdurlar takip etken, çıkart etken şahs blogger buladın, başka jurnalist buladın uşu mağdurlarının hakikatte hakaniliği, konuniliği hakikatte doğru geldiğini aynı bu tişirip kim kastlanan son günü İçtimai Tamuhan'la hiç karşı lazım diye aynı bir ile bulduğun muhtaşlar da İçtimai Tamuhan'la hiç karşı vaktanın olan şahsı Yani hukukları hem de fondi manfaatları gibi tasarruf olması gerek hem de onlara gerek zaten aparatımızda işletilmesi gibi şartla ilgili bilgiler bulunuyor. Şu kadar da bozulgen taktırdı. Şahsı ki o şey çıkarken şahsı gibi zaten değişti davetçi. Job yaramazlar hal edilmişti lazımdı ki. Aparatlaştı dostlar fondunu aynı bilgiler bulunuyor. Şu tarafta böyle kılmayı kaldı. Tatlı o şey işte nopantiklerin etkilerine gel, akımlarının taşları koşmuş şartta işte işte şartla etkilerine gel, boş kolaklar bu işe Mahmutlarına uzaklık, Racabı'nı, şimdi bu işe video olarak tercih ettiğim de şu karşıda olmadığını teşhir kurmakken, ondan da teşhirken bu sakın. Bir yılda Türk'ün teşhir puanı için girdiğin havrulardan şu kadar da ruhsatın topuna yanına gelip ayrı olsa da, şimdi de tam okulayı çıkardık bu arada. Şu iş, takım etkilerin yazmadan tutma atılıp, Cennet Kolektif, burada sokulun içime rahatsızlık kurtardık, incelerine kalırdı yani, İstanbul taşlarını topluyor. Natasha 5-ci epizod bo'yicha To'rayev Jarvanish To'rayev davomida telefon apparatini talab qilgan, formachilikni talab qilgan holat bo'yicha bunda asosiy davlat hisoblangan, ya'ni o'sha talab qilingan ishlov berilgan telefon apparatini qabul qilgan Jarvanishdan olganligi, tadbirkor bayonnomalari Natasha Jarvanish bilan faktor o'rtasidagi suhbat bo'yicha yozib olingan audio yozuvlar, Natasha Instagram'da tushunishda mavjud, shuningdek video yozuvlar Her bu cevabına katkı uçururken Nataşkarı cevabını uçurduğum anı bir yıl yalnızdı. Cevabını uçurduğum anı bir yıl kurtulardı. Şunun indik Şu spot ve spotlar olduğu gibi eğitim çalışmalar, telegram dahi çalışmalar. Nataşkar bloklar, panceriye, zavlardı, camalı, kendi tutarını kurtulardı. Kolu spot tasını tokken. Nataşkarı Sultan Van'dan Sultan Üçgen Spot'tan ceza temleşti. Onun iki nefer, sürekliler otomatik varlığı, Nataşka'ya böyle gitme parlantıda varlığı iken, bu kadar sunamayan, kolatayın olup varlığı iken kaldı.
kodeksinde bitince moda kullanmayayım oldu. Yani ceza modda sanksiyası kursatılırken en tam cezadan ama tam var cezadan yedir. Yani hızlı olmuş 5. modda 3. tutun ağabeyanla ayrı ilgilenip olsa bunda 17 15 yıl geçen müddetli olası imam kılıç cezası kaynağınışı kursatılırken. Lakin ilgi gittikçe moddan kodlar yani 17'den tam var modda müddetli olası imam kılıç cezası kaynağınışı İlaç kolak bir ortak, adalat cezası tayinlenen gibi tutuklayınız. Montaj kağıdı. İşte Palomaçı günlerden önce oğlan yani, Frenkin çıktı, çünkü de oğlan yani, bu işte Ustaf'ın top yani sabahı işte şartlamada bir gün kılındı. Satorya 200 su, Mülyan Bayta, bir boş kağıdı, doğru kola tekrar yaptık. Sıraplı, üç basının, bunu uzaya kaldı, afiliyatçı kağıdı, arkadaşın sürenin. Montaj kağıdı, yani üstüne zaman koşun çıkma Kırmızı avukatımız tamamında Turgun Yetim'in ikinci modda taktığı güneşinin asalası maklaşı boyunca otomobilin kırdığı yer, Turgun Yetim'in mahkumu. Bunda asosiy sabah hakim tamamında Stifo Tatlı Oğlan Yağın kolaydı. Bir de mülke salın kılış yani tamam için dünyada var da bor manastı. Otomobilin kırdığı yer, lakin tarafı gitme bir yaşı lazım. Cüneyt Bozik'te Turgun Yetim'in için modda attı. Bu soru sohbatla yönelikler, yani bu da asosiy subjektif tomonidan dünya savdo qilishning maqsadi mulkka berilgan kerak. Yani o'sha telefonni olib, o'zini ikki xil olishga qaratgan bo'lishi kerak. Lekin bu yerda telefonni olishdan maqsad o'sha ichidagi yozuvlarni o'chirib, qaytarib berish bo'lgan sababli bu yerda subjektif tomon tartib bo'lmagani uchun, dunyo tartib bo'lmagani uchun hukumat tomonidan buni to'yitdan rad qilish kerak. Assalomu alaykum. Men sal betoqmadi, ya'ni shu salda tutib-tutib gapirsam Ayrıca girmeyizler. Ben Avalan Bor Hanım'a özümde rahmatımdayım hoşuman bloggerler gibi var. Çünkü bloggerlerimizin hükümde ben oylamaya özlerinin modini manevi bir yoldan verip durdurlar. Ben hani bloggerlerden özümde minnat ölçüldüm bilirim hoşuman. Sarı katta rahmat. Beni şu balkoydan beri bir uyuda görmesem ama sizler Oylamda boş boş durup durursunlar. Rahmat katta sizlerle. Sizlerle Allah'ın hazine-i boyundan ilerinde oylar ilgi ırsızlar birsin. Ama birinci iyi günü bizim muhtaram prezidentimiz terimizde taşı büyürdüler. O şey taşı büyürlüğe vakitleri de cüda bir katta çoğulun yaptı ayet ettiler. Bu blogger bo'ladi mi, jurnalist bo'ladi mi, qalam o'qir bo'lish kerak deb aytdilar. Va Surxondaryoga 70 milliarddan ziyod pul ajratib ketdilar gazlashtirish masalasi bo'yicha. Men bu narsani o'zi aytganim sababi bu bizning Surxondaryoliklarga juda bir quvonchli hodisa bo'ldi. Ko'p joylar gaz yo'q edi, endi gazni bo'lishdilar chunki bu hammasi o'zlarini sa'y harakat qildi. Şu fırsatdan faydalanarak hozir ben bloggerlik faoliyatimda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Abduz Bobolovni ve Surxondaryo viloyati prokurori Saliddin Turdiyevlarni nomlarini yozib sizlardan Kitaplarını özümle karakterçi bölgenim, deki onları bura vardı, koş oldur, yokumlardı, kamsızdır, şanlıkla dokuşmuş deken narsalımın karazan kumayla var. Ben özümle makalalarım gibi prezidentimiz, Surxondaryo viloyati hokimini cevaplayan bir sebebi, ulan ben özüm blogger bölsem de, bura da muamalı özüm şahsen yeşil olmayayım ben, koşarım için. Ben Tura Abdiyev'le, Saliddin Turdiyev'le, İsimlerini olup, bunları dikkatli edip, hamasını bu işine yoğurduk eylemem. Doğru yoğurduk, çoğuyumum. Soğuk boyuydu, böyleydi. O şey çoğuydu. Gazlaştırış muamması, yüzyıllar muamması verildi. Bunların muamasını bir çıkartganımızda, kurmaklı bizim Gülay Fokumuz, Töram, Yüz, Babol, Bor, Bırdan, Üçü, Çoğuylar, Uğuzlar'ı verildiler. Bugün amanlığı değil mi hoşuma? Ben şahsen özüm maktanıp, ben şu yollarda miye kıldım demez. Ben maktanganım, ben gururlarım, hakkımız bir aydanım. Bana gördülerimi, flat fokumu kirdi, kibirdi. Şahar fokumu kirdiğinde işten sanıp kırmasıydı dedim. Kurmaklı Turan Deviş,
ona bizden kırgan vaxtında ben odamam aytılar, ben çünkü bu stoldaki bor giygandan kiyin, o şey yaptım, odamda kırıl aytken edin. Sizde ona yazdı bana içki işler, kodumlar bolum keçti de, lakin ben uyardım, bir korku yok, rengi odalı kuşunla kekadıma kodatı bölüm keygen yok, çünkü siz cahıldılar, aytı oraya yapıyız zaman, cahıldılar aytattılar deyip kütördürdüm. Gapırdık, uzlarınızı aytkiniz kural deyip, maskerinizi geçkeninizden ki, ben yakışan gol atma denen vaxtında Turab Deyviç yapır dediler. Ben Turab Deyviç halk fikri, telegram kanalı benim gelmez. Ben eğer malum oldu dersen malum oldu çıktırdı. Peki ben sizin hakkınızı kurum. Yama malum oldu organı yok dedi. Ben sizin hakkı yok asız degen dedi. O şanda uzak uçuş şaşkınlardan düştüdü. Koy bu işleri dediler. Ben o zaman oldu oydan beri ben turmadım. Gözümde suryonlarımda kurulmuş da kaldım. Kurmakta sadıktın turdu yüklet takavurumuz bana. Sanırı yüklet fokumu. Durab değil. Yeni geçirin ya. Blokör ütüp koydum. Lekin rontalar indi zarine toş oldu. Yoksa daha korak kılmış. Yoksa bir şanlarıyla, oburlarıyla dökendikten romber malı çıkıyor galiba. Hamması sizlerinin şarafatlarıyla halkı muamması yeçilip gelin edin. Eğer ben sizlerin isimlerinde, makolarında yozgan bu hatı olursa, peki menge hiç kim çıkıp, o tabi magazin koşar bizim vlet fokumuzda yok, ünvanımızda, vlet prakolarımızda isimlerine yozup geliyorsan deyip, menge hiç kim yaptırgan yok. İki özlerinde, özlerden iyiştim, özlerinde olduğu gibi organımda ama tinci geldi. Ben bu log, telefonla ne kadar yapmak istiyorsam, telefonumda şehre bulup gibi Fatih İsmail'e sorup vardı. Ben özüm üye yokken dedim. Ben bozorumda borup ayrılamam, bozorumdan buraya açsak kalamadı. Ama hayolum demiyor dedi. Fatih İsmail beni şu an bozorumda o borda da özüm yaptırıp, özüm kamçılıklarını görüp, onu kındır, ayetken eken, şu nasırlarda yordayım derdi. Ne o değil, operatör bölüm organdı. Ben videolarda olup, onun için olup, onu mantaş kılıp, boşuna kısaldığımı olamayamaz mı? Ben şunca ki bordum, farklılık yapıp, oldum ya, şöyle videolarda düşürken, ne işte bozor musa, şu bozorlar aramasını kursatıp, kursatıp ettik. Ha, locunda olsa, kursatmasını kursatken özlemez. Ve yanına, ötken sefarge içki işler kolu, jefona gelmem, eğer yüz açmışsınız, işlemeyiz. Ben şahsen uzun içki işler kolunu jefona gelip aittim. Biz bozordan kilitletken vaktimizde, ben hayır dedim, moşun içindeydim ya, dediler. Şamoğullar yandı, oğuzumu kurup böyle getir asıl. Kiyin, biz moşun gelip, bu kolumuzdan telefonda torta olganı, içindeki bahçe malumotları uçur bir yanı, hamını uçur ayet yapız. Takırolumuz var şey bu oturttuklardı, bu cinoyu almak bir kırmaydı. Bozor dönme sırrı saklında beken bozor düştü. Maydı bu, kimdeki bölsen, şahsi bölsen, bozorun içinde kredetken, fukarola nasıl olup çıkacak bombası, videonun arasında düşürülse, bu cinoyu kırarsa savunma kalardı bu yerde. Koşa savunmalardan birerdik. Bu konunun hareketlerini doğurmuyor olmadı. Lekin, ben bu yerdeki videolar uçur bir gün bulsam, uçur bir gün bulsam, telefon kaydar bir gün bulsam, ben bunlardan telefon düşkün dozu yapıp, loçunu korkutup, yok ki loçunu duyunca koymak ama. Biz bu şey, telefonda fokun tarafı fokun etti, oldu ki doğru fokun da hızlıkım olsun yanımızdan ki telefon doğru gelişti. İçki işler kaldığımı da hemen şu loçunu menetli vaktimde sorardım. Loçunu benim çekti çıkaran, yok loçunu benim ne madem dedim desem, senin loçunu işlerse degenin yok. Loçun geldi, loçunla savunma açtayım, loçun senin muhlisin ben degenin arkasını ayıttı da, ben yana ayıttı, loçunu mümkün tut, yöldü kilitletken dedi, yöldü kilitletken vaktimde loçun benim 5 marta, 10 marta telefon kıldı. Eğer benim şu loçunu kırdıkken bölsem, bunu yürekim okuyken bölsem, bu manketkanımdan ki ne uçmanın hızından telefon kadar. Ben bilmiyorum ben, loçumda ben hayrol oldum. Oldu dışında bazen gibi onlarımdan yuradı. Yeni de gelip gelip, beni korkuttu dedi belki artık.
Mayli, Sherobod bozorunda men shu narsasini yoritganimdan, videolarimdan, mana shu xatni to'qinchi narsalarga erishayotgan ekanman. Termizda nechta bozor? Bozorlar har birtasida bor kamchiliklarini ko'rgan bo'lsak, go'shtlar ana o'sib o'tganlarning hammasini men videoda chiqib olib berganman, lekin hech qaysi Termizda bozor kunlari ustunda yozib, tovlamachilik qilib, bizdan keyin mana shuna shunday talab qildi, bizni video bilan qo'rqitib degan narsa chiqqan yo'q. Ben loçimde hazır cüdem asustamam. Loçim gelip bu beni kırdıktı. Beni çekimde çıkıp yapırdı dedi. Lekin birinci yüzleştirişte loçimden savol veri yaptı. Videolarını uçurdu mu? Uçurdu. Seni aydırdı mı? Aydırdı. Lekin koşa birinci yüzleştiriş disklarını onunla halka çeyle bakalım yaptı. Onunla halkın fikir kursatı çektim de kıstım ettir yaptı. Hayır meşgulcem. Vajon hakkında bir terörist gibi uçatıp beni çukur koyuş yaptı. Lekin ben kayırdı. Kimli videomla korktuk ben. Loçumda ben videomla korktuk. Nema geliştik ben. Ben telefonumda gözümü sozladım. Telefonumda sozlayanda ki ben loçumda ondan telefonu hem kadarım yok. Eğer SMS'de etkor verebilmeseniz SMS'de ben rozeliğim oldum. Yani ben telefonu, ben mülkümde zarar yetkazdırganını bunda ayıttırdım. Eğer razı bulursanız, ben şu telefonu vereyim, razı bulmasanız, ben özüz bilas diyen SMS kırptı. Loçun eğer kırp olup demez, ben onu kırptırmam, yigit bir geliyken. Bu buradan ekmeğinde, damın yok, ben sen hiç kim telefonu veriyorsun, join yok diye baksayım, ben bunu. SMS diyem, yok ki bunu telefon diyem, kızını zapsıp verirken telefonu, yani telegramla, diktafonla uğraştırken zapsıp verirseniz, Rok da joyga kelman, videomda seni qo'rqitdim, masal videomda qo'rqitdim, men seni mana shunaqa joyga olib boraman degan so'z ishlatmaganman. Agar ishlatgan bo'lsam, isbotlab bersin. Dede emasda, aniq faktda meni ko'rsatsin. Mana shu yerda sen mana shu bizni qo'rqitding desin. Lekin hech kim mana shu og'iz yuzlashtirish istiqlarini olib kelib, ko'rsatib, o'sha joydan xulosa qilmayapti. Hurmatli sudya hakamlari, iltimos Adolatlı karar çıkarışınızı söyleyemem. Ben loçumda kırptı. Bunu kurulur. Moldi manuyu boyun kundırış niyatırmam bu mene. Eğer şuna da böyle harazlı kas niyatlı insan olsam Termizde neşte bozor bu. Termizde neşte dört onlar bu. Hamas bir bir dudan boy. Peki bu rotas var üstümde yozgan yoktu. Çünkü ben Termizde kadar harazlı beni tanıydı. Bu loçumda bitti bozor bu reka. Ben şuna katta katta zavodu bu okanlarla kardeşlerim. Buradan da sizinle kaldı. Şu videomda korkutup gözümde bulamıyor. Bana akfam ayıcayız. Akfam dilirsiz kisiyem kattalar beni tanıydı. Ben şunlarla korkutup uyumda romların hamması akfam kıma gelme. Eğer ben şuna kıvacı farklı olsam şu narsalarda kıldırar mıydı? Kıldırar mıydı? Loçumda olsun şeydi. Ben körp oldum çekip götürgen iken Loçum, ben senden kafa yemezsin. Ben bu turmadan ödürüp, oltoyu ödürüp, kim mengerime yanman ökeganlarımı, uzun içimden namazını hissetip ödürüp ben. Ben, eğer Fulim'den geçse Loçum geçir. Fulim'den gelmezsem ayrı, Fulim boşu. Ben senden korkutup, sen namaz koyu gitsen, ben senden korkutup, yok ki bunun açtığı yeriş konuşmaları yok, insan yemezsin. Ben daha telefonun düzü yanımda telefon kılıp, loçumda telefonun düzüldü. Telefon oberesan deken narsam yok. Eğer ben şu narsa, eğer aitkanımda, bu işe narsanı zarıştırıp, buna şaranın bir yer kaldığını kılardı. Bu uyumda özü kirliyordu. Ben burada umma telefon kılmasam ama özü uyumda gelip, telefonda op gelip verip, dedi bu hile. Hamas provokasyon hareket, bana ağzını yokuş gerek kındır, yokuş gerek bölümde. Bu şarkı için bana hiç kim tinçlendir olmadı. Ben o kadar videomu cilo kullar, bunu rengiler verir, montaj kılır, internete çıkıyor, burada şahane kadar yok diye izledik ama insan olmaz mı? Ben halkın muammasını çıkıyor, mayda mayda çıkıyor, muamma gözü hem bunların anmasını bana o hırgı vardı, Turab Diş Kuzları doğru muammamı yeştirdiler. Ben yine kaydetle aydırma, Turab Diş Kuzları doğru bana çok halkı yok yani. Şarap halkın İsrail bölüğü boyunca o işler hiç kaysa kaldığımız idi. Ben onkologiye hakkında eğer doktorluğu tanıdığım olsaydım, o babamız
İki yarım oy bizde balnizamızga uğralaşıp yürüyün dediler. Eğer şu uğralaşıp yürüyen bozak iki yarım oy geçiyor, sizde kocayınızdan erkek kişi, sizde özünüzden olsun, görevden bana kalmışlarsınız. Bana bu için toplumada çıkı olur. Eğer şu adama yürüyen bozak iki yarım oy uçada, sen tümürmeni dinleyip ediyorsunuz. Bana bu şu çocuk uçuyla, sen ne kadar yapsan, ne kadar video olayapsan deyip yapmasanız dolardı. Yeni bırakın olsun, 78 milyon şıraf kozuna otamam ayıp öldüler. Eğer bana harasla pas niyattı mürgenledi, ben şu kültü organ vakitlerini çatırmasından durup özümü özleştirsem ben böyle aldım. Benim ilk bundan anlarsa filan yok. Cinovayı alamak gördümün, ben o şan arsaki Milli Gvardiyan'la ıltım olsun oldum. O şan arsaki koşucu oyunu borayı tam aslında öz gözükme görasız değil ama. Eğer benim ben içimde harasla niyattı mürgenledi, ben şu Ravşan'ın bana kızını özüm borup işe kızı koyduk, bu videonun çıkar bilmem de başına çok korkutlardı. Peki ben hiç kimde korkut gelmiyor. Ona bölgen vaktinde koşanlarında beni kaporat kıldım, bana telefon kılıp çakırdırdım. Ya babacan, ben sizde bulmam tanımayayım mı? Sizde telefon numarınızı ben bilmeyeyim mi? Ben kolinizden sizde vereyim. Çünkü ben sizde olduğu için borman ama sizin borman vaktinde sizi yok edeyim, gözünüzü ayırtacağız. Kılıklarınızdan görülüp durup babacan. Ama sizler gözlerinin beni nispeten tıkmak kılıyorsa, ne için vardı üstümden yoldular ya? Her burada pandemi yedi, kaygarım dedi. Yok, içki işler kolumlara uyumaya gelip, benden çünkü şartı olup gitmedi. Çünkü şartı olup gitmedi de, ben bunlar şeker. Ben tutturuksuz savun vermemek ama. Prokuratörden olacak kılayım diyen sözüm, eğer tutturuksuz savun böse, aysi savun beni tutturuksuz koymayın diye öbür olur, kolum gözü diyen. Ben savun vermeyenim, eğer şu tafora diye öbür olur tutma, diye öbür olur şanlıca da olup, tekzat koymayın. Bu işe salonumda beni görsettiğinde, kaysi beni salonum aynen şanlıya doktu izgeliydi. Antologiyada ben hayran kol yapıyorum, iki yarım oy beni zindan yürüyüldüm. İki yarım oy olup içinde biz umumla birbirimizi doğru giymedik. Bana hocayla, abaka deyken, yürüs deyken, bana telefon kıldılar. Telefon kıldım, ablardım, otobek, kebiyatları uçuraşaydıkam diyeyim bana. Sırhıda yöre, doktoru burada dönmüşse, mao bana, Sürtkanımam yok, o bağımın obrasını fikir yetkezgen yok. Şu gözlerle obrularını gözlerle döküp koyuyor. İki yer oynuyorum, bunlar iki kilo pistan gözlerle oğuzlarla soruyor. Masut Cemre'ye katlaştım, doğru. Ol diyeyim bana o bloggerlerim kanına katlaş yaptı. Lekin bu vaktime telefonla gergenim yok. Prokuraturla, madin prokuraturla da ayolmuş prokuror katlaştı. Maalesef ol diyeyim bir kuzatılçı yorumda kırıp çıktım, buyum. Sudyalar ki ben bizim tazikim bölgesi, sudyalar ki ben bozum bölgesi ama uzun olmaz mı? Adolatta karar çıkarken için şu çoğuyla gözünü yemen çıkıp getirip prokuratura ben kolumla şu oğlanın esinden çıkıp getirip şu kişiye rahmat diyeyim ben Adolat karar toptu deyip iki yarım milyon kürbünler iki kilo pista eğer bu nüme değildi tora bölmesi bölmeyim ben nüme yedi özler oğuzlarına sonra gelmezsen benim boyumla koyup bütün Özbekistan'a şarmanla kıldım diye bir şey yaptı. Oylamla düzülüp geç arkasından da yaptı. Lekin ben olduğu oydan beri oylamla görüşken yok. Ben oylam düzülüp geç için hiç oylamaydım. Ben farsatların otom ekranı o zor bölüldü. Hiç kim yedim o vermeydim. Bizde o zaman şu suptu, sudumuzdu. Bütün Respublikamız, bütün dünya kuru ötürüptü. Hanedir, dedi farklarına beni kana borçtu. Bu prezidentimizde, muhtaram prezidentimizde şanlıca doktor izleyemez mi? Onu yoksa da süt bana kana bor yaptı. Prezidentimiz çünkü adamının hasatları nebri yaptılar. Prezidentimiz bu gözleri sinatke, diputatlarge, maşuna kısak kanda doladı, maşuna kısak nöme doladı dedi, uzarı mürocatı yaptılar. Hiç kimde mi prezidentim korkutma yaptı? Lekin ben kanakta korkutamam. Ben prezident demez miyim? Ben hem var, o korkutup bir de bozordan telefon, ikinci bozordan bozordan koştular. Bundan var hala dinleyin. Koştası koştular. Bundan DVD, televizyonlar o veresen de hiç kimde ayıklar ama. Rodas ki dozu vergen yoktu. Uyuşturuyken, kıştırmalar böyle yoktu. Bana o
bu yokuş gerek olsa, bunun arasında dinç atış gerek olsa, ona o aydında şu blogerlik kırmaya bir ayça boylardı. Çünkü mana olsa bunlar sınır yok, insanlar satılışta bu kolu hareket bölüktü de sorayım ben. Ben haraz ve pas niyatlı insan olsam, ben şuna da oğlardı, ısındı, oğlardı, haraz ve pas niyatlı, soğumun çubuk kemiğe çubuk kemiğe ne işte odamda şimdi kanalımı tuttu özümün bolasını sordu ben özümün bolasını sordum yoktu haraz ve pas niyatlı tıkan mı terör şüphem ben yaşakam mı terör şüphem uyum ben yaşakam mı bana haraz ve pas niyatlı çıkıp koyardı bana bu oltu adamları tutmadı yoktu. Oltu adam bir bana şöyle kırmaya gelip bir karakteristika söyleyme. Rolda bölüse ben sevdiğim bir adam dedim. Haraz neden küçükine? Benim kırmaya bir kırmaya anlam dedim. Bunlar bundan haraz küçükine. Bu ne yok, bunu beş yok küçükine görsem ben harazla sizin bir yapma yapma. Rolda sizin sevdiğim bir yeri gidiyor bakayım ben. Eğer ben şunu racos attı. Eğer ben şunu videolarım, eğer işli ol bir adam o videolarım mesela. Ben matladım mı? Hukumuzun normal yozu, prakabalımızın normal yozu, özüm anlar bostur, korlatıp, kut nasıl giyirsem buna da dur. Peki malda çıkan yok. Uyum masada siyat olta dinlemesek, özlerin kurbeleri, ben salon verdim, bir soru böyle işte. Sizler dedi, uyumdu, düzgünce dedim, ne diye madalar verdi bana? Gelişim ödümünü tüsüdü lan ben. Kolga kurulunu özümüz bir anız dediler, 2000 biz tıkkı buydu, 2002 gün buydu bir yerime adılar. 2018 içinde ben blog vermesin, 2018 içinden beri 2000 derken bana yakın da buydu bir yerde bu yüzden çaktırdı. Koşacak bir borasan dedi de, buydu bir yerde. Buydu bir yerde yanından ki, çok kısa oydan ki ben üstümde yolsuz bir yer yaptım. Hanım bu yerden bir vururum, sekti razvarı. Termizden işte işte toplumumuz oldu bu taraf termizde özde. Bir de vilayet toplumumuz var bu, şehir toplumumuz var, yani tümallarda ne işte toplumlarımız var. Hammasını o videoda görüştüm, birden beş on alıyor, birden on alıyor, birden iki on alıyor, harasını görüştüm. Ben bu olayım ama, çok zor içinde maşınlar, harası ve pas niyatlarım işler, işler yapıyorsun. Sonra diyeceğim oldu da bu videoda korktum. Şimdi doşeyden de videomu veresem de korktum yoktu. Vazılar mahkemesinde karara gelsem sonra 160 kadar da yapalım. Eğer ben cıgarızla pas niyatım bu kadar da 160 kadar da demez. Ben 260 kadar koyu veresem de tüm olalım. Sonunda sürece hakemleri her bir tırnaşlarının vaci asılsa adolatlı kavuruş doşeyimizi dün oskulamam. Eğer esinizde olsa termişe halkı okumu bir neçik o düşündürülgen de gafır yaptılar. Kanatın düşündürü gafır adı. Hukum yatan yürürlük makamı ve yege. Mange bir obaklandırıcılık hat vergen yok. Bana şu uydu, bana şu üçü pülünü verirsin ki yere. Bana şu üçü sen karsan de gafır gen yok. Tüm kız oynayın ki bana ısınma yolu veri yaptı. Korktuk indi bayt yaptı. Mange korktuken olsa, korktuktan nasalarını kursatsın. Kocalarda asfalt var bulmam yok için korkutmam. Koca o koca bizim koca mı kullanılmazdı? Halkı kocası. Hokum dışarı ile kanı toplayıp zaman kocalar videolarımla. Kocalar çayınlığına. Eğer hokumdu, eğer şu şanı korumur böyle bir olmuyorsa hokum yaptı ne işte olan bu? Kuruluş bölümü bu. Kuruluş bölümü üstünden yoz vergen yok. Asfalt zavallı üstünden yoz vergen yok. Asfalt kılıç giren joylarda asfalt kılıç bir yaptık da olamazdı. Yani hokum uyanmayın ya da bitimde kalıp senin ne için var vakti çöndürüş veririz, gülün verişim gerek dediğinde. Hani hatır hatada yapar ettiler ben bulmadım. Şokurla da kalırız, 20 bin dolar, 5 milyon pul bulmalı olur, notarisi borur, notarisi biz kucaklaştırıp kaydık dedik. Kim, köşe vakti de benim hozuram ait etmem, bana da şu kültürü tutursun, o da dedik, ben hokum yapmayıp mıyım ben? Hokumda var bu özüm külde olamam. Bu külde iştah tutturayım ya. Her oymasına özüm kim külde olamam.
sattırmış, 1 milyon dolar bir duramam diye geldi. O zaman ben oradan bir yerden yok. Maydı, ben size 20 milyon dolarım da 35 milyon kırdı agar olsa canlısı 30 bin dolar dolar. Hem az kızı boşan ki uyudur, rasyon kız. Agar uyudur, hayrı okula satsın, 7 okula satsın, 304 milyon kolluk olmayan ekran. Ben o türlü bir dönüyor ama. Ben hiç kimse tarzım yok. Eğer yazmam olsun, eğer yapraklarım olsun, tırıp koyuyorum dedilerim, tırıp kılık yazdık yaptası. Bu kuşu oğulları yapıyorum çıkartma. Bu kuşlar, kuşunun titri hızlarla yaklaşacağım. Ne gibi ben bu kuşu tırıp koyuyorum, tır taraflar bulamıyorsam, şopra gayet ben su hakanlardan da çoğuyla savun verildi. Bu işte safiyet gibi 10 bin dolar yolladılar iken kimden bir soru aldı dedi. Geçe soru aldı şu savun. Bu işte savun yiyem, tuğla cevap vermem. Ben bilmiyim ben dedi ki lan, bu bilmiyim ben ödgür dağın mı? Bilmiyim ben kodun gazlı katlası tuğra bayan olsa bir soru gelme, bilmiyim ben dedi doğru yaptı. Eğer bana 3-4 bin dolar gerek olsa, ben doğrudan doğru şu kokup tuğra bayan olsa olduğu gibi olmuş, kürtü söylemeyeyim ben. Örgütler ne kadar mı? Aziz bir telefon kılıp muhlak verirken mi? Ötker bir telefon kılıp muhlak verirken mi? Ben bundan olduğunu mu ettim? Ötker neyine malumot bir yetkisi veremem. Metan zaprafikalara ki turbalar verilmeydi. O zaman gaz kulüp gazlar ama turbalar aholuna bir yaptı. Metan gazdı. Gazlaştırıcı narsaları uzunmasıdı. Lekin ötkörde özü menge bir hücret okuyup girişim için ben iki gün içi okuyayım ben deyken dedik bu işin her hücret deyip aydıken ben maliyeti onlardan bana şunca pür okuyabilsen ben şunca pür okuyasam ben oğuzum yok ama ben deyenler sana hana kılıp aydıken ben videolar hana nasıl internette bozsa hana kılıp beni dinçler bunlar beni uyumda bozdurup geri yaptı bir madde keçası geliyordu bir madde askeri kaladı geliyordu onam ne telefonu ödüm asıldı simlim ne telefonu ödüm asıldı. Hiç kaysını ayıp mı yapıyorlar? Tam nasıl durup gelip otobüsümüzden pırt talap kaldı dedi. Pırt talap dönüyorsam şu joyumuzu hapistalıp beni şuna kalıp kursatsın. O zaman benim üstümden yanıp diyalogu açıp yeniyken ötgenim prokurorumuza aitti. Ötgür bilen aziz sizde tavuşunuz var diye bayit yaptı. Tavuşunu da ötgen sıfırlarımı iyiştirdiler. Ben ötgenim televizyon soğuk yanımdı. Şu pırını açıp gelip yarasam diye yanımdı. Bunlar o iş, bana şu zavallı iş türü borçlu. Dolayısıyla bunu da kaçam okuyup yaresan degen varsa, o hızdan hep 10 bin dolar, bu hızlar kendine bunu toplu olur. Dolayısıyla bu ötmeyeni, yine 40 bin bir facı oktar etken bozu gerek. Stenogramalarda, ama stenogramalarda bir hapır yerdi. Stenogramı anlayamaz. Dolayısıyla video, bana loçumdan yaklaşırken, telegramlarda o ozunuz diye belki. O koşan arsanı, suoz katılışı verilmadı. Yüzlaştırır kişilere hiç eski kursatırmı yaptı. Hem nasıl yüzleştirdik şu vakti de bana akolumunu görüp hem nasıl boşuna çekemdir yani. Kuruçu, otobekli meyli tarzı yok. İsrail görüyüşü tarzı var meyli deyip aydı. Bir boşuna vakti kolumunu da çözüp otobekli rahmet seni deyip aydı. Belki boşuna arsa hem de disto konu. Disto konu için de meyli vurursa hani hiç kimi kursatı yaptı. Gelirsin adı deyip öyle yaptı da. Eğer bana şu 10 bin dolar gerek olsa ben durup bir vakti olduğunda doğrudan doğru gözüm var olayım mı? Bütün kopunlarım doğrudan doğru yapmalarından yapmışlarım yok odam olsa. Ne kadar ben korkacağım ben şu 10 bin doları süreçten korkamam mı? Ben onlara niyetim durmayan olsa. Bu madde sizce hakemlere 10 bin doları süre yanmıyor. Ben pür süre yanmıyor. Süre yanmıyorsa bana şu halkın gazlarımda tırıp yetkisi birimlerde kolları koruyama. Koşan yan kız topalım okulup, konamda topalım okulup 47 lirip ayıp yana. Kızlarım koşatmalardı. Koşatmasa da yan ayıp yaptım, ben hiç bana tırp bunun hakkında da gapırıp yani yola çıkıp diye ayıp yaptılar. Ha gapırmadan koşat doğrudur, ben hiç kimden bu soru gelmiyor. Kul söylesem ben özü doğrudan tırp özüne sorarlar. Benim özü kısa ayıp yaptım, boşun üçü de tattı, aileme yaptı. Özü hem de kasap olup oldum. Nazlam yok.
uyum masalasını yana bir de joyga aytmoqchiman. Uyum meni vatanim, meni vatanimdan gado vatan gado turish uyumni buzib. Bizning ruxsatimizsiz bizning roziligimizni olmasdan turib uyimizni buzdi. To'g'ridan to'g'ri kelib devorlarni buzib tashladi. O'sha vaqtda xotinim obod tushayotgan edi kuchida. Devor yaqin murab ketganda men shu traktordan kelib traktorchidan ushlab dedim. Hech qaysi narsa inobatga olmayapti. Xotinimni Toshkentdan yuzlashtirishga sud jarayonida gapirib o'tdilar. Bir necha marta senga ogohlantirish bergan edik deydi. Ogohlantirish ozarib beriladi. Shoqolada kamni o'zi ko'rib o'tirdi. Uy mana shu ikkita domda to'rtta konditsioner ustunoq qilayotgan edik. To'rtta konditsioner ustunoq qilayotgan vaqtda mashg'ulot qilgan o'zidan muammo bormi yo'qmi deb so'rayman. Agar mani qarzim bo'lganida shoqoladaga shuni to'xtatib, otabek, sen konditsioner bo'lishga puling bor, lekin uyni yarim pulini bergansan, yarimini bermagansan. Konditsioneringni olishga puling bor-da, lekin pulni bermaysanmi menga degan gapni umuman aytmagan. Uyni ichiga jup qilyapmiz, xalajenni olib kelyapmiz, televizor olib kelyapmiz, gilam olib kelyapmiz, hammasi o'zlari ko'rib o'tiribdi. Biroq marta meni shaxsan deb otabek, sen shuncha narsani olarakansan, shuncha puling bo'lgan. Ama bunun bütün bir adı deken kaptı kıma kanlı. Hazır gelip ise, mayın oldu ve düşünce karzı doğru dedi rol yaptı. Mantık verirdi. Logik veren yol verirdi. O, benim de... SMS yoldu diye bak yaptı şokurla takamız. SMS özünüz yoldu diye bak diyoruz ki, benim nasalardı. Esimden çıkıp getirdi numaramı oluş. Üçüncü etajdaki akamızın, bir takamızın uyu soğuttular. Bu kişinin koca tonasından, bir durmadan koca tonam suyu görüp gitti. Çokurla tıkanım işçiler borup özleri kandırılıp verdi. Ben de şuan dedim, çokurla tıkanım kur tıktı. Yatırgan yok. Çokurla tıkanım, ben bir esimle staşa verdi, numaramı olup gelişti. Ben o koca tıkanım, şuna o cünatları borupman diye baktılar. Şunlar sana esimle sıkıntı cünat tıkanım. Bu şey esimle sıkıntı görselerim. Yozgarım ben, kraska o hareketim mailini hoşuna kanarsalar şunca donası gözgemem. Agar okuyamasın ben sana videonu hiç korup sana yana çayını doktuğum zaman degen grafik işletmek ama ben şu kirekli mahsulotlarda benim SMS ile taşabilir degenim taşabilir ama. Agar fotum erkekliği gurur bölse 9 ay cim yuradım. 9 oydan kim anısında yol veriyordu. Konak hokumlar hamması cimdi. Benim özümüzde şahar hokumumuzu korkutamam şu anda. Vazılar mahkaması da 16 kvadrat diye bekledik ama. 16 kvadrat tek müdü soruyorum ama. Bu yüzden 16 kvadrat bu. The conference will end in 10 minutes. Yalı kayısını kolak oldu. Kecha Hasan aka kelib, ko'rmang o'g'irdi, so'rading deb gapiradi-da, tinchligim qochib, gapirolmay qolyapti, salfetkaga yozib berdim deydi. Men uyimdan chiqquncha salfetkaga ruchka bilan chiqqan ekanman. Bu narsa kulgili emasmi? Hurmatli sudya, bu sud jarayonini butun dunyo ko'rib o'tiribdi. Menimcha, bu sudga kelib, mani qamatib o'rganlar, hozir bilmayman, qanday niyatda o'tirishibdi, lekin Prezidentimiz dışarıda dok düşürmeydi. Bana kletken işlerim, tüken işlerim, hamas bir nokonluydu, bakolanım. Beni kovlamakçı, haraz ve pas niyatlı insan kılıp kürsede yaptı. Beni eğer haraz ve pas niyatlı insan kılsam, özümde bolamda sotur, pülün işletir, kodunumda bolga sotur olarak insan kılmayayım mı? Biz dımos kurmaktası diye. Beni geçirin de, oldu o geçti ben, adoyu tamam koydum. Ben de oldu ona, onda da terbiye vermeden, arasını kasniyatla kuresem dedim, ben de terbiye vermeden, oldu ona. Eğer arasını kasniyatla insan koyduğum da, ben bunda yürümeseydim. Otam diye, bir de Mercedes'e o verirdim. Ona bile, bir de Moşo'na o verirdim. Ya bunlar Türk'tür,
hokumiyat da tutup yürgen bolsam, hokumiyatda da oldiga borib, meni otog'imni hajga jo'natasan deb shunada qo'rqib yurmas edim. Iltimos qilaman bu sudyalar, men haqiqatni berilib yuribman. Meni kechiringlar iltimos. Bu sudni boshqa cho'zmayman, shikoyat yozmayman, blogimga kirib kirmayman. İltimos meni oqlab berishingizni iltimos qilaman. O'g'rim yengil qilib ko'ringlar deb prezidentimiz aytibdilar, lekin men og'ir jinoyat, nima jinoyat qildim? Kimni sirini sochib tashladim? Farzandlarim haqqi, ota-onam 70 ga kirgan, ota-onamni duosini olmoq bo'layapman. Meni kechiringlar iltimos. Men sotsial ozod qilib, uyimga, oilamga, oilam bir butun bo'lishga izn beringlar, iltimos. Meni bolalarim, otamdan ota mehriga zo'r bo'lib o'tirishdi. Har kun yig'lab o'tirar ekan, kechqurunlar otam kelsin, otam kelsin, otam keldi deb yig'lab o'tirgan ekan, duo berib, uchga kirgan bolalar. Uchga kirgan bolalar. Otamdan deb davrilar bana. Kim bunga qaradi? Yana bir o'quvchisi bor, o'zim bor. Blogerlik boshqa qilmayman. Hech kimni muammosi bo'lib qolmayman. O'zimni o'g'larimga qarab yuraman. Hurmatli sudya, adolatli qaror chiqarishingizni so'rab qolaman. Meni kechiringlar. Lochin shirkat o'tiribdi, lochin. Mana senga telefon qilib, seni mana shu narsadan qo'rqitib, bunaqa narsani aytmagan narsani aytib yubormagan. Sen namozxon yigitsan. Bu yarışmaydı seninle. İltimos kurmadık sürece menge bir imkan verirler. Uyumda kaydayış, olta götürgen menge dans kıldı. Adoyu tamam bu kek yapmam, hazırım. Tibiyona tutam, götürüm kek yapmam. Bir haftadan beri kasalmam, gözüm gözüm kek olma yapmam. O'zbekiston Respublikasi nomidan o'zining hujjatini qabul qiladi. Xuddi shuningdek, fuqarolik sudi ham boshqa sudlar ham O'zbekiston Respublikasi nomidan o'z hujjatini qabul qiladi. Bu mana shu gapirtirgan Ahmad Ravshan va Sabohat O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluvchi qarorini, o'sha O'zbekiston Respublikasi nomidan qabul qilingan ajrimlarni nazar pisand qilmay, o'sha ajrimlar bilan aniqlangan holatlar bo'yicha o'zini gaplarini gapiryapti. Bu ona bloger bo'lmiş odamni buni qo'llab ye, nima qilmoqda? Nima prokuratura chora ko'rmoqdimi? Unga jazo bermoqdimi? Qizlarini noqonuniy ishga kiritdimi? Yerda advokatlik qildimi? Degan savollarni beradi. Lekin bu qo'lida turibdi hal qiluvchi qaror. Hal qiluvchi qaror bilan aniqlangan holatni, hal qiluvchi qaror bilan aniqlangan holatni ustidan baho berishga kim buna huquq beribdi? Bu narsani xo'p ko'rib o'qib boshqa holatlar bilan o'zim advokatlar ham aytib o'tyapti, bunaqa hujjat bo'lar ekan, bunaqa hujjat. Lekin o'sha hujjatlardan keyin sudda qarorlar qabul qilinyapti. Sud agar o'sha hujjatlarni hammasini ko'rgan, yig'ib olgan e'tiboringiz uchun o'rgan, bir emas, 10-15 ta davlatnoma bor. 10-15 ta o'sha nazorat taftishlik ham, qurulnik ham, xavfsizlik ham, prokuraturaga hamma tomondan berilgan qog'ozlar bor. Bu tashkilotni o'zida bir muhit joyda emas, muhitda yaxshi emasligini sababi o'sha Ravshanova Sabohat boshchiligidagi bir guruh shaxslar shu ishxonani doimiy faoliyatini izdan chiqarib yurgan. Otabek Sattoriy o'sha korxonani direktoriga borib qizini ichki olishidan Ravshanova, Ravshanova xolasi bo'lishligi haqida mana shu o'zlarining blogerlar yaqindan kimyoviy ishlab chiqdi, o'sha yerda onkologiya dispanserini bosh vrachi Abdukarim aka gapirib, beyin oldimga keldida, men Otabek Sattoriyman, blogerman,
Yani falan böyle adam, şunun kızını işgâ o devam etti derdi. Yani o kap katta olan böyle taşkilatı rahmarı, televizyonun karakterini şu kapıcı almanı yapılmaz ya göre. Bu o şey nasıl işgâ o mağarına giden ki, bu ona siyonganı çıkarı yaptı. Ve kaytını koyma, ulardı işte. Şu mağarına düşürük rekanını geliyordu. Bir de mesela 15 kişi, 16 kişi ya, bu mağar oturup, abit gibi oturttu. Masafanı saklar, kollarını kalkıp, çünkü pandemi yani avcıya çıkan paytlarıydı. Köşede, Bronzoy'da, Osman'a iştahı edilen paytıydı. Doktor ne yapmış ki? Geçen gün gündüzü şehirde götürüp odamlarda canını saklap konuştu, büyüyen olma işle götürüptü. Bu şey yaptı. Bunu kapını kaydanan kolasını kısırdı. İşte o zaman aldığı için şundan kalk konuştu. Numaralarını yıkıp geri yaptı, davuz ayeti yaptı. Benim pul işle açmamı bile ediyordum. Sen kanat pul işle dedin. Senin ahmak olmaz ki bu doktorlar öyle. Peşanet yerimden toplam külünü verip koyuşka. Bu köşe milli gavardiya odunlarına yeterlip gelip bana buna karantin tarafına loğa yakımı yaptı dedim. Elde köşe doktorlar, köşeler, ne diyeyim bak koddi odamlar, bunlar fakat çünkü kodisyonların dardına şifa veriş bu ilerler. Eğer ben kim işte oğlum buna aşamaz mağmur yaramaya torturduğunu anladım. Lekin şunlar sana yaramaya torturuş doğrultuların kararlarının üstünden gözüm ayabilirlerimle buraya şikayetli bir yer aldım. Çünkü bunlar köşe çıkan işte taraf koyulan uzmanı köşede ötürmeni özlerine iş konusunda kılınırken nasıl bu motoru kullanmak başı 72 mi kança ölse yardım oturlar. Bunlar ama nasıl otomik sattori tamamından Hatay'da köşe kızdı işe kabul kılınmalı anlayıdan köş oluştu. Şeyin çarı çıkarayan nasıl. Savunlarda verilen savunlarda cevap geliştirmek boş boş tortta bir tavuğunuzda cevap verilmeye başladı. Dedi ki bana şu halk kurup kararını yok kurmanında şu Yavşama tamamından kendilerine oyunda kızını işte oldu, konkursuz da yaptı. Bu konkurs ıskalarından hakkında kovalar, dünya işi materyallerine kaldım kılınca. Şuna sefer bu. Bu narsa öyle çıkışından olduğun doğru hakikaten ben aittim. Kim çoğaşmadı? Ben ne için doğru çoğaşım diye. Ben bunu da aittim. Fakat doğru aittim. Şu işte kılıçtan oldu, iki taraftan bir işçi görüp, hücudlarını görüp, kim bak oraya. Ya doğru, öyle şey olmaz. Ben de aydım ama, dedi ki, şu kapçım bu kadar kılmaz. Bu beni, siz beni şantaj mı yapsınız? Ya bu başka kadar yok diye, benim özümde hafalarımdan kaçlarım. Şundan ki, bu şey, Nars'ta çıkan dedi ki, aydı ki, bunun için avantı, bu şey, hazırdaki özümüzde kalmış kılınan fonumuzu, kullanılmış doğrusu, dedi ki, akbalatlaştırış doğrusu, jurnalistlik etkisi, jurnalistlik faaliyeti doğrusu, akbalatlaştırış doğrusu, normal akbalat dostlar doğrusu, dergi asasen faaliyetini yürütüşkilerdi. Ama bu konularda, kararlarında düzgüze yaptı. Şu konulardan nasıl yolu koyuptu? Takatlayarken malum oldu, akbalat kılmazdı, yolu şanlığa kasa kılmazdı, malum oldular bu işlere. Yani asosisi malum oldular. Sıfırlarından, asoslarından, asosu teşhirilen böyle işlerdi. Bu teşhirme yaptığında ya kaçı pul belgelerdi, bilmeyen bir dönüşünde öyle aydı, kız olamadı diye şu pulunu ola yaptı da çıkarıp çarınlarla yaptı. Bu, şu narsalarda böyle bir mankeş, bu kişinin hukuk bir mankeşi de şahsı kamçtı. Bu, bu olduğunda şu anda önündeki bir de haflı kural. Ben bu tıkan zaman, Osman Yusuf diye aydı gördüm ki, eğer bana şu narsa falan bütün bir kolamda bir rayonda yapıp bir hüzeyat tuttur, Özbekistan'ın fikrini özgertirir, yuvarış derecesindeki bu bir hafif atom bombasından güçlü problem soruyorlar. Çünkü bu kadronun özünde kadronun artık fikrini etmenden ki bunu halkın harbi bakıp düşünmeyi bakıp düşünmeyi daha da uçun hastaneye mağmur kesildi. Bunu buna koyup bulmayın. Bu narsa Mevliman ki tasavvuf terör organı, şuna çıkışma konuları öz vaktinde bunu inoye faaliyetine çekip koyup toplattı ve su girişinden doğru konumu görüp çıktı. Şimdi başka epizodlarla toplarla koyduk işte koklamışman bu epizodlar hamazı anıp spotlarla fark bulan durdurdu. Çünkü o zorluk işlerde çünkü korktu işte toplama başlık dediğinde küçük işlerde çünkü zorluk kırışı ama bunu başka kolidaki bana şuna asasını gözü zorluk korktu işte vasfası. Bu özellikle kenarlıkla birlikte narsalar doğrulattı. Şunu görsattı, hama cümleki hama kartı kılıp bunu şartmanın yapıp bir yerken korup taşlaşıp konuyatı geliyor. Çünkü bu narsalar böyle boşluğundan özgürlük kırmıyor. Bu düşünün Ahmet'i vakti çıkardığım
Noto'nun noto'nun arkasından akıbattı, onların o şeyde halk korkakı ötürgen düşünün düşünmeyi, halk ayaklarını yapıp taşladı ki, elini kubaklardı, bilmiyorum ama, bunun hamazında kurban savunu var ve o şey, Sattori'nin böyleyken onu düşüyor da bilmiyorum ama. Çünkü, bunu halk, bugün horattı, hakikatte ne olduğunu bilmiyorum, halkın fikirlerini yazıp, köp numaralarını kaldı. Şimdi, yani o şey bana, horatlara, numaralarını görmüşsek, numaralarını görmüşsek, bu maksadı, Bozarda bize kampları görsatıp, bu şeyler oladı görmüşsek. Dünyada telefonu olan bize doğru kuraklatıyor, geçik işlerine bulmuyoruz da hokum gömür yaptı. Hokum, hukukumu hokulat görüntü var dediğimiz, hokum gömür işte maksat, hokumda korktu buladı. Bana senin bozarına gelip, ona hemen hokulat tanıdıklardan, başka değil, hokumlar bir şeyler oturmaz. Hama köylerde, rayonlarda bu şu işlerde kıbırı görüyorlar. Yani bana bu şehirde başka 20 şehirde bulamaz. Ben mesela öyle aradım, kanım, adamlarımda fikir kanlı evi öğrendim. Lekin durur kişi, benim bana şuna bir açınım. Otobüktün adı var, kamaklılar aydınca fikirini ayırken diyor. Özünde tanıştığına hatta bir mekan bloğu savun bir yere yaptı. Uşak'ın neydi, süt getirirken bayatınca savun bir yere. Uşak günü bozor bir şeyle baktı, organizmine cuma günü yedi. Sen namaz mı ayırken sen aldığın sütte ötürüp, doğu ötürdün. Lekin ne demek sen cuma günü, cuma namazı gibi olmazsan bozor bir yere uydun. Lekin savun bir yere, ne kadar cevap verirken de. Hatta köçede görevler beni de sorardı. Bu narsa, tabi özümüzde, agar biz yakışı bir hukuki, demokratik davlat kuruş niyatımız bursa, ona bunaka gönlü çayını kılıp, düşünüp düşünmezlik, kılıçlarda, yakıp bir köz yaşlık, hani gel, bolam mı koymadım, orta oyla gel, hani 12 içeri bunu çıkarını verdiğini bursa, hiç kaçan hukuki, demokratik davlat kuramamayız. Çünkü konunun hangi hüküm var mı var? Cinayet mi bu? Elbette yazılmamış kere. Cinayet kodeksinin asması prensiplerinden buraya koşar, cinayet için yazmanın mukarrarlığı bu, yanıptırız aydınlığı. Ben de keçiriş mümkün edin, kaçan bu tovba kıldım, şunlar sana kıtmam, ben keçirirler beni de. Yok, bu, hazırdakiye özüm ayağımı tırak, şahını tırak tuttu. Benim ayağım yok idi, töre baba olup, vüleyat hokumu, vüleyat fraklar. Bunlar da ne anlaması bu belge? Bunlar belge keken olmasa, arıza belge olmasa, goh belge belge olmasa. Bunlar da koşup kolayan şeyler. Ondaki süt katı, prezidentlik oğludan koymadık, öyle karasımlarında oğlu prezidentti. Yeni de hazır bu narsa götürüyor. Bu keçerimde bana bu cabırlanmışlardan söyleş kere. Töre baba olup belge bu dünyada içki alakası yapıyor. Bu narsanın kılanmaydı. Bu tonili özünde klinik hareketler nasiyası da bugün hala. Çünkü bu cinayet bulundan ki varlıkta cabırlanmış kere cabırlanmış ağır yengirliği masalası ne aykazı görürse süt buna 57. moddanın kullanılır. Bu da adolatı cazatayla. Çünkü 57. modda kullanış gerek. Kaçın ki sultanlıkçı ayıbıga kronik kutları kuşaymanlık bildirse kullanış gerek. Lekin şuna karama süt bana şu blogurlarını kekenler, otomansanın karını kekenler, yok kolları, borluki inovatlı olup işte prokuror sütte sonraki ömürlü cazatayla 5 yıl kamaytırıp 6 yıl, 6 ay cazatayınladı. Öğrenmeyi bu canadan giyen ışıkıya kılıçlar böyle doğru dedi. Çünkü süt iştahı ama ocaklar, kolaklar, matavsız değiştirilir, matavsız böylece kolaklar geldi. Apelasyon instansiyası öğrenmeyi ki yine hükümde bir kol kılıç asoslarını tutar, kursa tutulurken hükümde bir kol kılıç asoslarını tutar. Süt tergavını tutup yapmasına bir yapılmaya geldi ki süt hükümde bayan bulunan kolaklar, çikolatlar, gelmezdeki şu kodeks normalara ciddi buzulgandaki cinayet kodeksin normalarına doğru kullanılgandaki bu cadının adolatsızlığı hükümünü özelttiği şöyle bir kod kılıç kasos kullandı. Böyle demek ki bir yerde bana şu beş tarafta kurar nasıl buzulganıyor. Özelliğiniz bana yani halı bakım yarısı teşhirli patapsız kaçaktan teşhirlilerini görüldürlerini çünkü ben bir yoldan gelip zarikat tarafından bana adolatlı fikirge gelip geniş olduğuna tutursunlar. Çünkü böyle olmaz ki bir yerde bana çünkü yerlerde getirilen maddi maddiler başlarında bir ortası hastalanmadı. Sütü, ucuna tutulan sütü hükümlülüğü asaslı adolatlı çıkarken, konuyu çıkarken sonra hükümde özgürlüsü soruluştu ve getirilen şikayetlerde rahat sürüşünüzü söyleyemem. Ben şu bir konsepmalarım gibi kalamam, kurmadım sütüye. Şu Mızrabot Tuman Sudu'nun çıkarken şaffaf kararlarının, hal kılık kararının inovatka özünü hükümet kararına kalırsınızda sorayım ben. Hem de apelasyon şikayet arızasının
rad qilishingizni so'rayman. Keyin hozir Otabekka gapim bor edi, otalari shu bayramda qadiram shu opam o'tirgan edi deb aytdilar hozir. Men eshitib o'tiribman. Biroq hozir Otabek aytmadi, opa bu yerda yo'q edi deb. Bugun ham shunday tuhmat bo'lyapti-da shu bugun. Bir og'iz Otabek aytmadi, men o'ylayotdim rolikni. Lekin opa yo'q deya olmadi. Opa kechirasiz, men sizni yo'q deb aytdim, bugun yo'limdan ko'tarildi. Otalar tomonidan bugun ham tuhmat bo'lyapti, lekin o'zlari rolikni olib turib, lekin bir og'iz hozir hech nima demay o'tiribdilar. Ikki yarim oy yurdim deyaptilar, ikki yarim oy undan ko'p yurgansiz, lekin o'sha mayli ko'rsatmalarimni qolaman, siz undan ham ko'proq yurgansiz, men oldimga kirmagansiz. Qo'lingizda shu qarorlaringiz bo'lgan, hech ham siz hamma narsani bilasiz hozir, hammasini. Bilasiz, siz bir og'iz men bilan gaplashganingiz ham yo'q. Shu xatoliklaringiz hammasini o'zingiz bilib turibsiz. Men o'sha bergan ko'rsatmalarimga qolaman. Shu Muzrabot tuman sudini qarorini o'sha kuchida qoldirishingizni so'rayman. Javob ikkinchi Marhamat sizga. Zarobat tuman sudini hukm bilan qoldirishingizni so'raymiz. O'z kuchida qoldirishingizni so'rayman. Adolatli hukm chiqarasiz deb umidamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Marhamat. Hurmatli ishtirokchilar. Otabek Sattoriy. O'tgan sudda Otabek Sattoriyning advokati Umid Davlatov o'sha bozorni noqonuniy degan narsalar bilan aytib muzokaraga kelolmaganman. Muzokarada noqonuniy joy qilinmagan, undan qilmagan degan narsalarni endi mana Otabek Sattoriy nuqtasi bu sudda ta'kidlab o'tdi. Bu bo'yicha hujjatlarni o'sha Muzrabot sudiga berganman. Prezidentimiz tadbirkor yo'lga to'sqinlik bo'lish, prezident siyosatiga to'sqinlik bo'lish degan bilan barobar degan. Men tadbirkorman. Ko'rdingizlar, masalan, o'zimga yarasha, masalan, 200-300 ta odamni imkon yetgancha ishdan ta'minlab qo'yibman. Ular o'sha joyida oilasini boqyapti, davlatga soliqni to'layapti, hamma narsasi qilyapti. O'tirayotgan men hech qachon chaqirganim yo'q, Sherobodga keling, yo bo'lmasa telefonni ushlaganim yo'q, yo bo'lmasa qo'lidan ushlaganim yo'q, yo bo'lmasa hech qanday ikkalamizni hech qanday adovat bo'lmagan, men chaqirganim yo'q, yo bo'lmasa men sizga telefon podarka qilaman degan joyim yo'q, hech qachon biror marta bunday narsalar gapirmagan, o'zi kelgan, men o'sha payt bilmaganman, keyin keldim voqeadan keyin kelganman, u men bilan bo'lmagan narsani mendan talab qilishyapti yo'q-ku. Shunday. Endi har tarafdan ko'rib chiqishingizni so'rayman. Birinchi bosqich sudida juda adolatli qaror chiqarilgan, keyin juda ko'p menga bo'lgan nisbatan, menga nisbatan bo'lgan tuhmatlar, muddaolar tomonidan mana endi Otabek Sattoriy otasi tomonidan Otabek Jo'rayev kanalida 2-3 marta uyida o'tiribman. Buni o'tgan safar o'zi birinchi sudda kechirmoqchi bo'ldim. Birinchi sudda uni Otabek Sattoriyni ammasini qilgan qiliqlari, o'sha shantajlab, yopishib menga, keyin o'zlarini qilgan qiliqlari, undan keyin otasidan singlidan qilgan audioanalari, o'sha hozirgi o'zini mana advokatimiz juda to'g'ri gap gapirdi, hech qanday nima pushaymonlik yo'qligi, keyin ham hozirgi chiqarayotgan qaroringiz ertangi kunga blogerlar, boshqa blogerlarni bu og'zini yopish emas, bularni o'sha prezidentimizni odilona ochiqlik siyosatini niqob qilmaslik maqsadida bularga dars bo'lish uchun qolgan blogerlarga, butun O'zbekiston Respublikasidagi blogerlarga dars bo'lish uchun o'sha odilona siz o'sha to'g'ri hukm chiqarishingizni so'rayman. Bu blogerlar ikki tarafdan o'tgan safar sudda bir taraflama yoritib, faqat Otabek Sattoriyni oilasi Umid Davlatov advokat yana shu nimalarni
fakat ko'rsatmalarni olib chiqib o'sha xalqni butun xalqni bizga qarshi qarab qo'y. O'zi aslida men hech qanday masalan telefon gaplashmadim deyapti. Telefon gaplashilgan diktofon bor, zaps bor, jo'natgan SMS'lar screenshotlarini ta'lim qilganman. Hammasi aslida. O'sha bozorga bo'lgan voqeani, bozorga kelgandan keyin sen deb o'sha menga tashlanib ketganlari, tashlanib deganim bo'ladi. Gap ohangida. Gap ohangida hamma narsani gapirgan gaplar hammasini ochib-ochib bayon qilgan. O'sha xotinimizdan ziyodirlarga umid fantiyon hammasi o'sha guvohlar o'sha narsani berib boradi. Ichki ishlar xodimi bular ham hammasi bir xil ko'rsatmani bergan. O'shaning uchun o'tgan birinchi bosqich sudidagi qarorni o'z kuchida qoldirishni so'rayman. Nima deymiz o'sha birinchi Muzrabot tumanida sizlar olib borilgan o'sha hozirgi qarorda to'liq qo'llab-quvvatlayman. O'shani qoldirishlarini so'rayman. Chunki bu yerda hozir meni olgan pulim to'g'risida salgina tushunarsiz holat bo'lyapti. Otabek Sattorovning gapidan ham ma'lum bo'ldiki, bu qolib pushaymoqqa bo'lay emas. Sababi 20 ming dollar men tadbirkorman, to'g'ri gaplarga odamman, birovni aldamayman. Chunki ertaga birov bilan sherikchilik ishlashda yolg'on gap aralashsa, hech qachon birov bilan sherikchilik ish ko'rmaysiz. Chunki to'g'risini aytganman, hatto men sanamaganman deb hech kim chaqirmaydi. Ortiq degan yigit kelgan uchun o'sha pulni sanamadim. Shuni olib o'ziga qaytar, lekin o'zi sanab ol. Hozir bu yana to'qmat qilyapti gapirayotgan. Bu xor pushaymon qilgan yigit emas. Men mana to'g'risini, men o'sha pulni haqiqatdan ham xudo bilan mani bandasiga aytaman. Men kelib shundan olib shu bilan ishlayman. Masalanda, agar mana dalil isbotlari bor, 234 bilan 835 ming pul olganman. Hujjatlar sizga taqdim qilingan. Agar o'shandan boshqa lishni yana bir sum pul olganimda, davlat syomka qilib, xuddi dalil isbot, faqat hamma narsa hujjat talab qiladigan bo'qlar. O'sha gap o'sha. To'g'ri, haqiqatdan ham yig'ram, olaman, qaytarib bergan. Bu qip-qizil to'qma. Bu narsaga to'g'ri tushunishlaringizni, to'g'ri qaralishlaringizni so'rayman. Faqat men bu ayrim to'g'ri so'zligim. To'g'risini aytdim, to'g'risini. Agar bunga o'xshab aldaganimda, yo'q, olganim yo'q, ko'rganim yo'q, bilmayman deyishim mumkin edi. To'g'risida, ko'rganim yo'q, bilmayman ham deyishim mumkin. Lekin pulni qanchalik sanaganimni o'sha vaqtda men aytmasdim. Shuni olib tushib o'ziga qaytardi. O'zini sanab oldi. O'zi qasrlab sanab olganini biladi. Qanchalikdan so'ragan? O'sha men avval 234 ming pulim haqiqatdan ham yozilgan 835 ming. Avvalgi to'g'risida juda davlatnomalar bor. O'sha pulni haqiqatdan olganman, pulini qaytarib beraman. Men uyimga qaytarib bersin, o'sha qarorni o'z kuchida qoldirishlaringizni so'rayman. Shu men aram. Muzokara so'zlarini eshitdi. Muzokara so'zlari bo'yicha taraflardan qo'shimcha e'tirozlar bo'lsa, hozirgina shu holat gapirib o'tdim. 234 million 835 ming so'm bo'lib qolganman dedi. Bu holatki jinoyat ishi hujjatlaridan adashmasam 3 tonda 200 millionga aloqada kelgansa, 280 million so'mga aloqada kelgansa qabul qilib oldim deb o'zlari firmani pechati bilan qo'shimcha hujjatni taqdim qo'yib beradi. Yana o'qishib qo'shadigan bo'lsa 480 million so'm pulini tashkil qiladi. Aynan shu summani qabul qilganliklari to'g'risida notariusga original kvitansiya taqdim qilgan. Lekin bu holatni albatta xususiy ajratmalar munosabati bilan so'rayman. Agarda bank ittirim qilmagan bo'lsalar, demak hisobda yashirinish bo'ladi. Bu holat yuzasidan albatta huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshirilib, albatta bunga huquqiy munosabat bildirilishi kerak degan fikrdaman. Kanalimda bor, biroz qo'shimcha bo'lar ruxsat bersangiz. Shu dokumentni hozirda ham kasbiy normativ tomonidan muzokara so'zida tergovda tekshirilmagan holatlar haqida gapirib o'tilganligi sababi u kishi tomonidan keltirilgan asossiz fikrlarni qabul qilmasligingizdan, jumladan qanaqadir video tasvir qanaqadir kino nimada ishlangan dedi tushunarsiz bo'lganligini va subyektiv fikrlarga tayanganligini inobatga olishni so'rayman.
Şu bilen bir katorda, bilen prosesal korpusunun köylü zekir topluluğu modası taraflar gelişsen, prokurorun kumaya çıkan, bahçe müzakarı sözlerinin asoslaşı bir yerde. Kurmatlı prokurorun sapsuz ki, fakat yine birinci instansiyada da yok. Bu mesela, oldun tildo hareketleri ülkesinde, yani ayrım tildo hareketlerini yine oku bir iş bilen çekilendi. Rol bir asoslu yok. Su tildoğunda tekşirilgen derdilerde tayanlar. Şu sebeple. Bundan taşkarı, hani de tora hakkı da hem yapırdı. Lekin aynen ahamiyet karakteri diyen bursa, demek Narbayevan masalası. Ay bir okul işleyen hukum diyen için koramaz. Aynen 2,5 milyon da pista masalası diyor yani. Bilmadım, normalden araylaştık ile yaptı. Şu politikim ahamiyet bir şey söyleyeyim. 165 bu içi yapan afsus ki asos varmadı. Eski yerine bir şey birinci instansiyada yapılırken yaptılar. Ve tekrarda onunda ve bir hazırlı vakti şüpheli derinlerine hem asoslandı. Şu sebepten ki, şu bilen orada keçeki bu vakitin kursatmasını eşitkenden sonra bugün gelip birinci cinayet için kurduk, onun kursatmasını tasvip olsun. Bu arada kurca bir yumruğunu kurduk. İşte, kiyen, tirgi olacak hem haykadan diktafon bir geldiği olacak. Bunun hem kurma geldiğimiz sebebi, şundan gelip çıkan halde diktafon bundan bağlı bugün masalaya hem hakkı münasebet bildirişlerimizde, iltimoslarımız. İltimoslama gelirler gelmişse, köylüz umut bu için hakikaten farklı cüneyt kısaldansa da aynen şu halatı tekşirir, tekşir, tertte hukuki bakılır, tirgi organlarının vazifası. Bakılan ki, otobik sattörü bugün günde ondan tortu bolin geldi. Ama kiyin çayı, müzakaraya gelip, boşlu kişi orkada aydınlığa çıkıp, haydar verir geldi, haydar geldi. Doğru, doğu sıfatta bugün günde sürü okulunca şahslar ise boş kaşa fikir bildiriyor. Şu halatların tam anında kıraçmasan da bu şu halatı tirgo organları keskin katı yanındaki nokta koyuşturuyor. Biz onu cüneye cevap verip bursun değilmez. Katı komünün çorak buyruluşuna talep kalanız. Yani cüneye düşü bozmadı, yok ki rahat kılıç masada tirgo organları rahat kılıç direkli kusurlarımız. Rahat mı? Yok ki de gelişmiş değil, tamam. Ertekli Avukatın sonunun, konuvatmanının sürdürüldü. Nozoya masalası bu içi. Kolapur degen bu dağın hakikatte müzere olgu orkala etkendi. Bugün müzakarım da ayıtı bütün. Bu birinci vasıtı müzere kurtardım ben yani bugün müzere ayıtı bütün. Lekin en çok okuma gelip bunlar. Kolapur rakba degen bu da aynen kilitli olduk. Onun taşka gelip dünya için kolu organ çıkandı. Demek ki o cennet için kolu organ çıkmayan da olup geleceğizdi. Tabii ki zamanda yani taktın kılınken video rolümden artık 3 dakika 11 dakika 3 dakika 11 saniye devamında halk fikri içtimai rol içtimai tarama olup kaldı. Aynen otobik saatte oranın gözü içtimai rol tayyazı cümleş kocak vardı taktın kılınken mavcut. Parafor rakbani yani lavadın ki ileride bölümde alır diyeyim içtimden var mavcut. Parafor Fatih'de Nogoy Mahkutluk yanlığı yine takip bir ayda fikirlilik yanım. İşte vardı nöbet bir başlık söyleyeyim. Bundan taşkanı ikinci masada bu içi turzun ikinci masada asıl alıp katli sıfatı da, fikir sıfatı da malum kıldı. Lekin bu nokor fikir toplayımı. Çünkü turuzlu meşil için modda da aynen kursar tutulgen. Ilıttım atımı kirtilerdi. Tuttum kopyum atımına. Sıfır lazım topsu aydın çıkarsın ki lazım topmasa rap kılışı müdürlüğü kursar tutulgen. İşte var da bu katli hayta şahıda fikir bildirişi nokor fikir toplayımı. Bu işte lazım yine rapı başlık söyleyeyim. Tamam. Eğer bu türlü yetti bir işe kolaylarla bakıp bir işte mecrada görmesem bana Otabek Sattıvarı'na üçüncü advokatı Sattıvarı Abdümanlıoğlu Abdümanlıoğlu'ndaki Torun'a doğru olduğu mahiyette muzakarası diye mi yaptı ki uylardı ön faizini şahar hakimi ve uyuluşumu, tölyasımı bunlar sasını belki yaptı. Şimdi bana şu kolaylı böyle bir bayanlamaya düştümler. Şu halat bu işe Allah'a da etibar verir şekilde ve güne ödeğinizi, muzakalarınızı bildirir şekilde söyleyeyim ben. Çünkü bu 40 gün bu sene bu şey davranımız, prezidentimiz komandan saylak koyduğu insanlardı. Bunlar hoklayan kişi, hoklayan kişi bu akıllı bu değildi. Yerde şanlı kor yiyorsa buna kadar bir davranım bulmaydı. Bu havuz bu kitabı. Ama bu biz yaşlı davlar kuruş masadımız olsa bunlar kılınmaydı. Biz adamlardı, namazı yaşlı blogerlerin işi, halkı bir yaşlı tutkumanla yöneltiriş böyle iş gerek. Bunu halkı çaldı, hemen onu fikrimle, bunu fikrimle kılıp yürüyüş bu. Yönelman ki buna kadar gelecek büyük devletli kuruşumuz ancak iyi bir konu. Oksakon kişi, o şöyle bir psikolojikten şu ötüle tamamen kaplarını, ne zaman ki öyle bir ne masadan bu şey, hakimde tanemeyim hanım, sabahlarına ilerleme öyle değil. Bu doğru gelen mi? Çünkü zalı da durup doğrudan doğru konuda bir ispat hücreti yok. Böyle yaptı. Eğer yok ki kandayla ispatı bulmasa, maalesef şuna
mahkemede kıpırdığımızda bu adamın sıfatı konunun çoğuna kıvırışı gerek buna. Bu varsa yerde onu uyduğumuzu yıkıyoruz, bulanın başına düşken ne var? Diğerli şahlıdaki yüde kıvırlarımız oldu. Bu konu da belli de koyuldu. Yer devlet dikti, yanmalık ve devlet ihtiyacı için konu koyuyla yaptı mı? Bu da devlet kolayla faydalı da konu aldı. Çünkü yer devlet dikti. Şakar da ona buzulganın evazıya ırdağınıza meydanı görevkenlerimizler. Şakarımız hangi çoğalı bölündü, hangi obot bölündü. Buna bu kural olup özüge bir kural olmuyor. Ama o kütü hücrelerine üyle kuruldu. Bu nasıllar hem nasıl şu şaharımızda obadığımız ligi uçak tırıngan kolaklar verildi. Sağolun bana şu kolakça uzatma bu işlerden işlerden okuyacağım. Başka kursun kendisi biraz bu lafazalar yok mu? Tamam. Sattari Otobey Tartımdan'dan sonra. Bu da o kadar sizce ağır söz verelim. Bakalım. Hazır, eşler bana. Eşler. Maddesinde hani Kuşaymo bildirme yaptı. Bu olay kurma Kuşaymo'da ikrar edemezdi ki yaptılarda o zaman ayet bu işi. Bana Kuşaymo'da diyorum kıyar nasadan kıldım diyorum, kımayan nasadan tamam diyorum. Ben sorayken nasadan soramadım diyorum, soramadım nasadan soramadım diyorum. Мен бір олды күлігі қатты көгенін сонымасын, олды оланды көші ойлықларға қатты қиямына, көшімден бі қатты көкейген. Олар, олызыр, мағы ғарыз опасын ядын соңғы көрсатын, доңларды оған, доңларды өзгарсын оған, оған, мен тұрыс айсақ, өзіміздің ұйымыз бұзылғанға орасында сөйлі болды. Құрматы сөйде, Adolatı tarış konuşuyoruz da baskıların bu birinci instansı sürdüdeki, bu sürdüdeki sürd bizde oçuklar bir adam dizilerle. O kadar doğru bence Bosun ülkesi o hakikatte doğru bir aynı şey yaptı. 6,5 yıl beri göz olmuş bir iş istatörle. Bu olsun kurmaya gelip arasaydı göz olmuş bir iş istatörle hiç kim korkup kalmamalı. Adam öldürdün mü? Yok yok onları Çin'den Avrupa'sını suyu tasdılıp, sırlarla boşalıyorum. Eğer videoları kaldım duruyor musun? Şuna sana beni görsatınlar, bayılma, ıfır olma de. Ben özümde mülkümde zarar etkazdı. Hükümet taraftan uyumda zarar etkazdı. Kolumdaki telefonumda Roza Glocin gelip ayet yaptı. Bunun için benimle soradı. Ya Glocin, ben telefon kullanıyorum, uka sayın. Sanki hükümetten telefon kullanıyorum. Otamızda bozuk yapar oldular. Sen bozuk bunları bunlar dedik. Yani ne konu hareketler böyle bir yanı, böyle bir yanı, niye masada bozuk olaylar? Şuna da taraflarını bilip, videolarda çıkıyor. Yok videolarda çık olmazsan tabi senin olduğun gibi gelip, maşına da sen maşına da sen deyip aykmaydı ki sonra. Bu kayta kayta ağrım varsan takım olarak gelip yaptı. Kormaklı stüdyem ben otomam 70 kekirdi. İki defa arsalandım. Ota mecburda zor durumu öldürüldü. Bana geçirin ya. Hani bak ilk 10 evliler var, uyuyor buraya bana. Prasimde çıkıyor hastalarını. Yok ki, gün kama okuyor hastalarını. Peki bana uyumda okuyamaylar, bana uyumda vatanımda okuyamaylar. Öldüm hastalarını. Bana hiç kim gel, bu dön kurusu kılıp, kıçılımlarla nasıl işlatıp, Boş kurmuşum şuna da bir usulüne yol verirler. Eğer mağda şuna da karası pas niyatını koyandı. Kurmadığı sürece farzanlarım attı bana geçimde. Farzanlarım da boya yetkaz için gerek. Ben blogörü yetiştirip koydum. Umar blogörü kıymet gelir mi o şu vaktlarda? Halk fıkırdı. Kuyruk bambasına yedirdi. Kırmırdı. Kırmırdı. Halk fıkırdı. Özünün Қарасы бұзы керек ке, қалқысықты Facebook-та дейін, Telegram-та дейін, мен келіп тұрғы шарды. Асылды қалқысықты Telegram-та алып, мен қамал үшінді олды қалқысықты еді. Олды, мен тұрмады өтірпен болды ойдан бері, ол қалқы осы бөлі. Әгер мен администратор, өкір бір үші күрпаны қаттасылшам, тұрмада бошқан өтірген бөлі 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 İnternette. Sormaklı stüdyo ırtım olsun. Adolada bu taraf çıkıyorlar. Manya bir yere ünkan verirler. Oldu oymanı tutturmadan ötürüp
da nimalar o'tganini o'zim bilaman. Ota-onamni duosini oldim. Bolalarimga qarashay. Mani kechiringlar hurmatli sizlar. Og'ir so'zingiz yoqmadimi? Endi mana
Kırçok hayatı nima asoslarga ko'ra, qanday asoslarga ko'ra, mana yuqorida qayd qilingan, to'xtamga kelinganligi mazmun mohiyatini tushuntirib beraman. Shikoyatdagi vajlarga to'xtalsam, shikoyatda sattoriy asosiz ayblanganligi, uning aybi dalillar bilan isbotlanmaganligi, sattoriy tovlamachilik jinoyatini sodir etmaganligi, jabrlanuvchilarning mulkiy o'zimdagi harakatlarini sodir etishni talab qilganligi yoki o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yganligi holati dastlabki tergov va birinchi instansiya sud muhokamasida o'z isbotini topmaganligi va ushbu holatlarni ko'rsatuvchi biror bir dalil mavjud emasligi haqidagi vajlar xususida shikoyatdagi ushbu vajlar jabrlanuvchilar To'rayev, Shohulatov, Turdiyev, Guvohlar Qudayberdiyev, Abdulahadov, Hakimov, Jamolov, Davlatov, Panjiyev, Alamurodov, Poyonov, Mashrabov, Ishbulatovlarni birinchi instansiya hamda apellyatsiya instansiyasi sud majlisidagi ko'rsatuvlari, yuzlashtirish sud tergovi harakatlari, shuningdek jinoyat ishi materiallaridagi qonunda nazarda tutilgan tartibda to'plangan, tekshirilgan hamda baholangan dalillar majmui bilan o'z isbotini topadi hamda inkor etadi ushbu vajlarni degan xulosaga keldi. Shuningdek, shikoyatda Sattoriy, Ahmedova va Narvoyevalarga tuhmat qilmaganligi, ushbu holatlarda Sattoriy asossiz ayblanganligi, Sattoriyning Ahmedova va Narvoyevalarga tuhmat qilganligi holati dalillar bilan isbotlanmagani haqidagi vajlar bilan biz kelishmadik. Bu holat mana birinchi instansiyada ushbu jabrlanuvchilar so'roq qilingan, biz apellyatsiya instansiyasi sud muhokamasida ham so'roq qildik. Unda ushbu ko'rsatuvlar, undan tashqari Termiz shahar prokuraturasining 2019 yil 11 yanvar kunidagi Ahmedovaning harakatlarida jinoyat alomatlari bo'lmaganligi sababli Jinoyat prosessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qaror bo'ldi. Shuningdek, Denov tuman prokuraturasi 2020 yil 30 oktyabrdagi qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv natijasida Denov tuman FHDO bo'limi sobiq mudirasi Narbayevaning harakatlarida pora olish yoki boshqa jinoyatlar alomatlari aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qarori va boshqa bir qator obyektiv dalillar ilmi bilan o'zini isbotini topdi deb hisoblandi. Endi qonun mazmuniga ko'ra tuhmat qilish maqsadida uydirmalar tarqatish deganda ularni hech bo'lmaganda bir kishiga istalgan shaklda og'zaki, yozma, telefon orqali, kompyuter yoki internet yordamida yetkazish tushuniladi. Uydirma deganda uydirmachi tomonidan amalda mavjud bo'lmagan yoki soxtalashtirilgan hodisalarda namoyon bo'ladi va tuhmatdagi uydirmalar mutlaqo yolg'on yoki kishini obro'sizlantiradigan ma'lumotlarda ifodalanadi. Axborotlashtirish to'g'risida qonunning 12.1 moddasida veb saytning va veb sayt sahifasining yoki boshqa axborot resursining egasi, shu jumladan bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb saytidan va veb sayt sahifasidan yoki boshqa axborot resursidan fuqarolarning shaxs va qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'yuvchi axborotni tarqatish, qonunga muvofiq jinoiy va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan o'zga harakatlarni sodir etish maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'ymaslik shartligi, veb saytning va veb sayt sahifasining yoki boshqa axborot resursining egasi, shu jumladan bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb saytiga va veb sayt sahifasiga va boshqa axborot resursiga ham hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtirilgunga qadar uning to'g'riligini tekshirishi, shuningdek joylashtirilgan axborotning noto'g'riligini aniqlangan taqdirda uni darhol o'chirib tashlashi shartligi belgilangan. Biroq sudlanuvchi Sattoriy Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filiali xodimlari bilan ishlash bo'yicha mutaxassisi Ahmedovaning faoliyati yuzasidan, shuningdek Denov tumani FHDO bo'lim mudirasi Narbayevaning 2.5 million so'm pul va 2 kg pista talab qilganligi yuzasidan axborot to'plab, hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarga axborot joylashtirilgan qadar
onu doğruluğun teşirmezsen, Ahmet ve Norboy ve hakkıda amalda mevcut bulmadan, ularının şan ve kadar kılmadı geç. Şunu dedik, kişenlik oğrusuyla kütür yetkazım çöğü. Mutlaka yolman kanda oğrusulandıradı geç. Ahmet ve Norboy ve Larkın şarmanda kılıkçı güdürmalardan ibaret akbarlıklarını içtimai tarmaklarda tarkattı bir var geç. Şikayette bundan taşları birinci instansiya sudida kastan yolman guvohlar bergan hamda guvohlar berishdan bo'yin tovlaganlar va guvohlarga nisbatan ularning jinoiy javobgarligini hal etish haqidagi vajlar qo'yilgan. Jinoyat kodeksining 138-chi moddasi 1-chi qismi dispozitsiyasiga ko'ra yolg'on guvohlik berish, ya'ni surishtiruv olib borish dastlabki tergov chog'ida yoki sudda guvohning yoki jabrlanuvchi bila turib yolg'on ko'rsatuv berganligi uchun, shuningdek Jinoyat kodeksining 240-chi moddasi 1-chi qismi dispozitsiyasiga ko'ra tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv olib borish dastlabki tergov vaqtida yoki sudda guvoh yoki jabrlanuvchining ko'rsatuv berishdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Qonun mazmuniga ko'ra surishtiruv, dastlabki tergov va sud jarayonida guvoh yoki jabrlanuvchi tomonidan isbotlash ahamiyatiga ega bo'lgan holatlarni atayin buzib ko'rsatish yolg'on ko'rsatuv berish hisoblanadi. Shuningdek, ishning haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yoki buzilgan faktlarni xabar qilish yoki bo'lgan faktlarni inkor etish yoki ushbu faktlar haqida ko'rsatuv bermaslik ham yolg'on ko'rsatuv berishdir. Guvoh jabrlanuvchi ko'rsatma berishdan bo'yin tovlashi deganda esa ko'rsatma berishdan bosh tortish maqsadida biror bir uzrli sabablarni izlab topish, o'zini kasal qilib ko'rsatish, og'ir oila ahvolini fosh qilish va hokazo. Yoki ko'rsatuv berishdan sababsiz bo'yin tovlashi tushuniladi. Biroq birinchi instansiya sud muhokamasi davomida jabrlanuvchi va guvohlarning ish bo'yicha isbotlash ahamiyatiga ega bo'lgan holatlarni atayin buzib ko'rsatganligi, ko'rsatma berishdan bo'yin tovlaganligi yoki bosh tortish maqsadida biror bir uzrli sabablarni izlab topish yoki ko'rsatuv berishdan sababsiz bo'yin tovlaganlik holatlari aniqlanmagan. Bunday holda jabrlanuvchi va guvohlarning qasddan yolg'on guvohlik berganligi hamda guvohlik berishdan bo'yin tovlagan jabrlanuvchi va guvohlarga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortish uchun ayni paytda asoslar mavjud emas. Shuningdek, himoyachi Olmurodov tomonidan javobgarlikka tortilmagan, jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 417-chi moddasi tartibida ishni shu qismini alohida ish yurituvga ajratib, qo'shimcha protsessual harakatlarni bajarish uchun prokurorga yuborish haqidagi biz vajlari bilan kelishmadik. Endi Jinoyat protsessual kodeksining 417-chi moddasi talabiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxs bo'yicha sud tergovi vaqtida o'sha shaxs tomonidan jinoyat sodir etganligini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvchi holatlar aniqlangan taqdirda ushbu sud jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risidagi masalani hal etish uchun tegishli materiallarni ilova qilgan holda prokurorga xabar qilinishi haqida protsessual norma bor. Biroq himoya tomonidan ishda aniqlangan holatlarga ko'ra ushbu shaxslarni to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortish uchun asoslar mavjudligi haqidagi vajlar hamda asoslar keltirilmadi. Bundan tashqari MH tomonidan shikoyat keltirilgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 497-9 moddasida apellyatsiya shikoyatiga qo'shimchalar kiritish faqat sud majlisi boshlanguniga qadargina kiritilishi mumkinligi haqida protsessual norma mavjud. Shuningdek, mana 417-chi moddasi talabiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilmagan shaxs bo'yicha ishni tegishli materiallarni prokurorga yuborish haqidagi mana bu biz vajiga qo'shilmadik hamda ushbu shikoyatdagi vajlarni biz qanoatlantirmasdan qoldirdik. Birinchi instansiya sud tomonidan Sattoriy Otabekka nisbatan jazo turi hamda me'yorini belgilashda birinchi instansiya sudi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risidagi qarorining tushuntirishlariga, shuningdek Jinoyat kodeksining 7-chi moddasida belgilangan insonparvarlik prinsiplariga amal qilgan holda Sattoriyning shaxsini tasdiqlovchi ijtimoiy hamda obyektiv omillarni, uning jazosini yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni
jabrlanuvchilarning da'vosi borligini, shuningdek sodir etilgan jinoyatning xususiyatini ijtimoiy xavflilik xususiyatini hisobga olgan holda Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi sanksiyasida nazarda tutilgan ozodlikni cheklash jazosini, shu bilan birga uning jazosini yengillashtiruvchi holatlarda, ya'ni yagona boquvchi ekanligi qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari hamda keksa ota-onasi borligi kabi yengillashtiruvchi holatlarni, sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar sifatida to'g'ri e'tirof etgan holda qonun sanksiyasida, ya'ni Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini eng kam qismidan ham kamroq jazo tayinlab, qonuniy asosda hamda adolatli to'xtamga kelgan deb hisoblanadi. Shuningdek, Jinoyat protsessual kodeksining 268 moddasida ayblov kuni qaror qismida ushlab turilgan yoki qamoqda yoki uy qamoqda saqlangan shaxsni jazo tayinlash hamda jazo hisobiga kiritish to'g'risida qaror ko'rsatilishi belgilangan, biroq birinchi instansiya sudi tomonidan Oliy sudlarining 2014-yil 23 maydagi sud hukmi to'g'risidagi qarorlari hamda yuqorida qayd etilgan protsessual qonunchilik talablariga rioya qilmasdan holda sudni hukmining qaror qismida buni qamoqda saqlash muddatini 2021 yil noyabrdan deb hisoblab ko'rsatib, xatolikka yo'l qo'ygan. Bundan tashqari Fuqarolik kodeksining 123 moddasida qanday zo'rlik qo'rqitish, bir taraf haqini ikkinchi tarafni yomon niyatda kelish ta'sirida tuzilgan bitim, shuningdek fuqaro og'ir holatlar yuz berishi tufayli o'zi uchun o'ta noqulay shartlardan tuzishga majbur bo'lgan, ikkinchi taraf esa bundan foydalanib qolgan bitim, asoratli bitim, jabrlanuvchining da'vosi bo'yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi belgilangan. Jinoyat protsessual kodeksining 276 moddasi talabiga ko'ra, jinoyat tufayli yoki aqli navosa shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishi natijasida o'zini mulkiy ziyon ko'rgan deb hisoblovchi shaxs yoki uning vakili jinoyat ishi qo'zg'atilgan paytdan boshlab to sud tergovi boshlanguniga qadar fuqarolik da'vo bilan qo'zg'atishga haqli ekanligi belgilangan. Bundan tashqari jinoyat protsessida fuqarolik da'vo qo'zg'atmagan shaxs, shuningdek da'vosi ko'rilmasdan qoldirilgan shaxs uni fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibida qo'zg'atishga haqli ekanligi belgilangan hamda shunga o'xshash analogik tarzdagi tushuntirishlar Oliy sud hukmining 2016-yil 22-dekabrdagi jinoyat natijasida yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplash va qonunchilikni qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 26 sonli qarorida ham tushuntirishlar berilgan. Biroq birinchi instansiya sud tomonidan yuqorida qayd etilgan qonun talablari hamda Oliy sud plenum tushuntirishlariga rioya etilmasdan sud tergovi boshlanguniga qadar jabrlanuvchi Shopuratov tomonidan sudga fuqaroviy da'vo qo'zg'atish haqida yozma yoki og'zaki shaklda murojaat qilinmagan bo'lsa-da, Shopuratovga fuqaroviy da'vo qo'zg'atish masalasini fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibida murojaat qilish huquqini tushuntirmasdan xususiy notarius Boboqulov tomonidan 2020 yil 2 iyul kuni tasdiqlangan Shopuratov va Sarkorlik o'rtasidagi tuzilgan Termiz shahar Istiqlol ko'chasi 6-uyda joylashgan 42 va 44 xonadonlar bo'yicha tuzilgan oldi-sotdi shartnomasini haqiqiy emas deb topib, shuningdek ushbu holat bilan bog'liq Termiz Ekspress loyiha ijrochi rahbari Shopuratovdan sudlanuvchi Sattoriy foydasi 234,835 so'm undirishni belgilab, xatolikka yo'l qo'ygan. Bundan tashqari Oliy sud raisining 2018-yil 25-dekabrdagi RS-59/18 sonli qarorining 3 va 4 bandlarida iqtisodiy, fuqarolik va ma'muriy sudlarda, shuningdek barcha sudlarda ishlarni videokonferensiya rejimida o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar miqdorlari belgilangan. Biroq mazkur raisat qarori bilan jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan sud majlisini videokonferensiya aloqadan foydalangan holda o'tkazganlik uchun xarajatlar yoki protsessual chiqimlarni undirish nazarda tutilmagan bo'lsa-da, birinchi instansiya sud tomonidan sud majlisini videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarni sattoriy hisobidan undirib, xatolikka yo'l qo'ygan. Jinoyat protsessual kodeksining 497 moddasi 126 moddasida apellyatsiya instansiya sudi jinoyat ishini ko'rish natijalariga ko'ra sudni hukmini o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilish vakolatiga ega ekanligi haqidagi protsessual norma mavjud. Yuqoridagilarga rioya etgan holda sud
sudlov hay'ati yuqorida qayd qilingandek, sud hukmini notarius Bobokulov tomonidan 2020 yil 2 iyul kuni tasdiqlangan o'sha Termiz shahar Istiqlol ko'chasi 6 uyda joylashgan 42 hamda 44 xonadonlar yuzasidan amalga oshirilgan 6 soatli shartnomasini bekor qilish haqidagi qismini biz bekor qildik hamda shu bilan bog'liq Shobulatovdan sattorlik foydasiga 234,835 so'm undirish qismini ham bekor qildik va jabrlanuvchi Shobulatovga ushbu holat yuzasidan kelgusida fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibida sudga murojaat qilishga huquqiga ega ekanligini tushuntirdik hamda yuqorida qayd qilingandek sattorlik hisobidan sud majlisini videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazish bilan bog'liq 183,750 so'm protsessual chiqimlarni undirish qismini ham bekor qildik hamda sattorlikka nisbatan tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash muddatiga aniqlik kiritildi. Ma'ruzam rahmat. Sudlov hay'ati a'zolarini sudlanuvchi, jabrlanuvchi, prokuror hamda tumanchilarga yuboriladi. Sudlov hay'ati a'zolaridan norozi tomonidan sudlanuvchi, jabrlanuvchi bo'lsa yoki tumanchilar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyatlar bo'yicha sudlov hay'atiga tegishli tartibda kassatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi mavjudligi tushuntiriladi. Tushunarlimi? Sudmas yapıp salam olsun.